Çok sevgili katılımcılar, çok sevgili meslektaşlarım, hepiniz Leleme Derneğimizin bu toplantısına, bu kongre güncelleme toplantısına hoş geldiniz. Oldukça fazla bir katılım var, destek var. Öncelikle tatilde bugün bu toplantımıza katılan tüm katılımcılara, tüm meslektaşlarımıza, endüstri temsilcilerine, tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim. Aslında bir teşekkür de bu toplantıyı gerçekleştirmemize ve size ulaştırmamıza aracılık eden, derneğimize destek veren endüstri firmalarına. Kendilerinin desteğine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben izninizle hemen onları sayayım. AbbVie firması, Amgen firması, Gen İlaç, Pfizer ve Takeda. Bu beş firmaya çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, toplantımız biliyorsunuz ilkbahar yaz dönemindeki uluslararası kongreleri takiben lösemi, lenfoma, miyelom güncellemesi. Endüstriye teşekkür ettim ama çok değerli meslektaşlarım var, onlara da teşekkür etmem lazım. Bu tatil döneminde, bu yaz döneminde mesailerinden, tatillerinden zaman ayırarak, çalışarak bu toplantıya hazırlandılar. Profesör Doktor Pervin Topçuoğlu, Doçent Doktor Sinem Civriz Bozdağ, öğretim görevlisi doktor meslektaşım Güldane Cengiz Seval, kendilerine çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte oldukları için. Her üç meslektaşıma da sağ olsunlar, var olsunlar. Lütfen konuşmacılarımıza sunularıyla birlikte sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularınızı izlediğiniz ortam platformunun altına yazıp bize gönderebilirsiniz. Leleme Derneğimizin telefonlarına da gönderebilirsiniz. Her türlü şey açık. Şimdi çok fazla akşamı bu saatte uzatmayalım ama programı şöyle anlatayım ben. Önce lenfoid neoplaziler oturumuyla başlayacağız. Ardından akut lösemiler oturumu, ardından plazma hücre hastalıkları oturumu ve en sonunda kronik miyelop proliferatif neoplaziler oturumuyla bitireceğiz. Çok fazla uzatmamaya çalışacağız. Çok değerli hocalarım sunularını hazırladılar. Ben de ufak bir katkıda bulunmak için elimden geldiğince ben de bana düşen görevi yerine getireceğim. O zaman ben hemen sözü Doçent Doktor Sinem Civriz Bozdağ hocaya bırakmak istiyorum. Lenfoid neoplaziler oturumunda bütün bu kongre güncellemelerini bize kendisi anlatacak. Heyecanla bekliyoruz. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Ekran paylaşayım izninizle. Ekranım görünebiliyor mu şu anda? Görüyoruz. Tamam, güzel. Herkese iyi akşamlar. Gerçekten teşekkür ederiz bu yaz gününde bize eşlik ettiğiniz için. Ben sizlere ağırlıkla EHA ve Miyelom Lenfoma Kongresi'nden, Lugano Kongresi'nden abstraklar veya posterler bildiriyor olacağım. ASCO'dan da küçük katılımlar olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben öncelikle lenfomaları Nanoçkin lenfoma ve Hodgkin başlığı altına aldım. Nanoçkinleri de kendi içinde kategorize etmeye çalıştım ki daha hani akıcı olsun ve kafalarda daha çok kalsın diye. Agresif Nanoçkin lenfomadan difüz büyük bir hücreli lenfoma ile başlayacak olur isek. Bu çalışma Lugano'da bildirilen bir çalışma. Oldukça ilgimi çekti benim. Belki sizin de ilginizi çekecektir. Klonal hematopoez çip artık oldukça gündemimizde. Çip biliyorsunuz bir hastanın kemik iliğinde hematopoetik hücrelerde somatik mutasyonların bulunması ama bir malignite bulgusunun gösterilememesi ve genellikle de tam kanda çok ciddi bir stopeniyle gitmeyen, ileri yaşlarda da özellikle sık gördüğümüz bir tablo olarak tanımlanıyor. Çipin difüz büyük B hücreli lenfoma tanısı alan hastalarda, yeni tanı olan hastalarda çipin kemik iliğinde saptanması ile bu hastaların prognozunun birebir ilişkisi olduğunu gösteren bir çalışma bu. Çip relaps refraktör hastalarda saptandığında ise prognoz üzerine bir etkisini gösterememiş çalışmacılar. Evet, artık tanıda eskiden sadece işte aktive B hücreli diye ya da germinal center B hücreli diye ayırıyorduk ama artık çok daha derin tanımlamalar var hepinizin bildiği gibi. Dana-Farber grubunun ve NCI'nin bu sınıflandırmalarını burada görüyoruz. Biliyorsunuz Margaret Shipp özellikle C1'den C5'e kadar difüz büyük B hücreli lenfomayı ayırıyor ve bunları kategorize ediyor. NCI'ye göre bunlar da aslında mevcut
genetik ya da işte mutasyonların eşlik etmesine göre adlandırılmış vaziyette BN2, TP53 mutasyon olanlar EZB, ST2 ve MCD olarak sınıflandırılıyorlar. Burada BN2 ve MCD ABC patolojisinde, diğerleri ise germinal center B hücreli tipinde. TP53 ikisinden bağımsız olarak da görülebiliyor ve bunların prognoz için de önemli olduğunu biliyoruz. Gösterildi bunlar. C1 ve C4'ün, yani BCL6 notch mutasyonu olan ve yine JAK-STAT yolunun özellikle ön plana çıktığı subtiplerin prognozunun daha iyi olduğunu biliyoruz. Diğer subtiplerin ise kötü prognostik olabildiğini daha önceden öğrenmiştik. Şimdi bu çalışma bize acaba bütün difüz büyük belirtili lenfomaları aynı kategoriye almasak, bu subtipleri öne çıkarsak ve R-CHOP'un yanına X bir şey eklesek, işte mesela MCD ya da BN2'de ibrutinib, N1'de lenalidomid ya da EZB'de işte bir histondiazestilaz inhibitörü eklesek, bunları subgruplarını belirlesek ve buna göre tedavi etsek nasıl olur diye bakmışlar. Ve burada özellikle yanıt oranlarının MCD'de, BN2'de ve TP53 mutasyonu olan hastalarda R-CHOP'un yanına eklenen X ile, yani burada gösterdiğimiz gibi ibrutinib veya destabin örneğin TP53 mutasyonu olanlar için bunun eklenmesi durumunda bu hastaların yanıt oranlarının arttığı ve sağ kalımında daha iyi olduğunu gösteren bir çalışma bu. Bir diğer çalışma, yine biomarkerları kullanarak tedavi stratejilerini belirlesek nasıl olur diye Nordic grubunun yaptığı bir çalışma. Burada özellikle yüksek riskli difüz büyük belirtili lenfomalar, yani işte MYC rearranjmanlarının eklendiği, artık işte double it, triple it sözcüğü yerine high grade kullanmayı tercih ediyoruz. Ya double it, triple it olacak. Veya sadece MYC rearranjmanının gösterildiği bir hastayla, yani ekspresyonun olduğu hastalar olabilir. Bu grupları almışlar ve bunları ya da CD5 pozitifliği ve PL3 delasyonunun bulunmasını biyolojik risk faktörleri arasına eklemişler ve hastaların tedavi stratejilerini buna göre belirlemişler. R-CHOP'la başlamışlar. Yüksek doz metotrexatı da 2 kür olacak şekilde ekledikten sonra hastaların aldığı yanıta göre bulundurdukları risk faktörlerinin olup olmamasına göre ya etopositli çapa, 14 günlük etopositli çap protokolüne ya da doz adjusted epoch protokolüne randomize etmişler ve arkasından da yüksek doz arasıyla konsolide etmişler. Ve görmüşler ki bu stratejiyle sağ kalım oranları gerçekten iyi ve double hit bile olsa hastalar sağ kalım gayet iyi gidiyor. Sadece CD5 pozitifliği ve 17P delasyonu olan hastalarda prognozu değiştiremiyoruz bu stratejiyle derler bu çalışmanın sonunda Nordic grubu. Yine bir diğer çalışma oldukça yüksek sayıda hasta içeriyor. 6809 difüz büyük belirtili lenfoma hastası var. Burada da migren aranjmanı yine bulunan hastaları alıyorlar. İleri evre hastalar bunlar. Biraz önce bahsettiğim grupları içeriyor. Bu çalışmanın sonunda da bize bu hasta grubunda işte R-CHOP versek veya R-EPOCH versek birbirinden farklı bir sağ kalım elde eder miyiz sorusunu karşılamışlar. Ve ne yazık ki 4 yıllık sağ kalımda her iki protokol arasında bir fark olmadığını görüyoruz ve özellikle ilk 2 yılda bakın double it, triple it diye sınıflanan grupta %89'un ilk 2 yıl içerisinde kaybedildiğini görmekteyiz. Genellikle tanıdan ilk 2 yıl içerisinde mortalitenin daha fazla olduğunu görüyoruz ve özellikle de bunu etkileyen faktörler arasında hastanın ileri yaşlı olması, performansının kötü olması, yani aslında prognostik risk faktörleri içerisine giren şeylerin ağırlıkla etkili olduğunu gösteriyor. Bir diğer çalışma LISA grubu, Fransız grup tarafından yapılmış bir çalışma. Bu çalışmada da acaba difüz büyük belirtili lenfomada, yani Hodgkin'de çok daha sık görmeye gördüğümüz PET adaptif tedaviler işe yarayabilir mi diye bakılıyor. Bu çalışmaya 18-80 yaş arasındaki yaş adjusted ipisi 0 olan ve evre 1-2 olan yeni tanı hastalar alınıyor. Bu hastalara 2 kür R-CHOP verildikten sonra
arı PET değerlendirmelerine göre ya 4 siklus erçap veriliyor veya pozitifse 6 siklusa tamamlanıyor. Yani birinde 4 siklus, öbüründe 6 siklusa tamamlanıyor. Bir non-inferiority çalışması ve görülüyor ki aslında erken dönemde PET değerlendirmesini bu iyi riskli grupta yaparak daha kısa kemoterapi vererek üstün değil ama en azından non-inferiority sağlanabilir deniyor. Peki relaps refrakter vakalarda durum ne? Relaps refrakter hastalarda sağlıkla yanıtlarımız çok iyi değil şu anda elimizdeki tedavilerle. O yüzden özellikle de ileri yaş hastaları da göz önünde bulundurarak acaba kemofree rejimler kullanılabilir mi diye son yılların tartışmaları. L-MIND çalışması hala devam eden bir faz 2 çalışma. Burada daha önce 1 veya 3 sayıda sistemik tedavi almış olan hastalara tafasitamab, yani bu bir anti-CD19, tafasitamab ve lenalidomid ekleniyor. Yani rituximab lenalidomid yerine tafasitamab lenalidomid kullanılıyor. Ve bunun bu çalışmanın daha önce verilerini görmüştük ama burada update edilmiş 35 aylık follow-up olan verilerini veriyorlar. Burada gördüğünüz gibi tafasitamab alan hastaların özellikle de ilk sıra sağlıç olarak kullanılırsa PFS'in 23, sağ kalımında 46 ay gibi oldukça iyi rakamlar olduğunu bildiriyor bu çalışma. Yani yakın zamanda tafasitamab'da tedavi protokollerine girecek görünüyor. Zaten FDA'den onayı alınmış halde. BiTE'lara gelirsem, BiTE'lar ALL'de çok sık kullanmaya başladığımız BiTE tedavileri, burada da lenfomada, nanoçkin lenfomada glofitamab. Glofitamab anti-CD3, CD20 BiTE antikoru. Burada parenteral verilen, yani IV verilen bir tedavi bu. Agresif ve indolen lenfomaların dahil edildiği 52 hastalık bir çalışma. Kısa bir takibi var. 6 aylık bir takip yapıyorlar. Agresif nanoçkin lenfomalar için genel yanıt oranı %64 olarak bildiriliyor. Bu çalışmada ve bunların 16 tane yanıtlı hastanın 13'ünün de 3 aydan fazla bu yanıtı sürdürdüğü söyleniyor. İndolanlarda ise yanıt oranları daha da iyi. %79'a çıkıyor genel yanıt ve metabolik yanıtı %70 olarak bildiriliyor ve vakaların önemli bir kısmı da 3 aydan fazla bu yanıtı sürdürüyor deniyor. Yani hani süregen yanıt olması da tabii bu noktada çok önemli. Çünkü sadece yanıt olmasının bir anlamı olmuyor hepimizin bildiği gibi. Bir diğer BiTE eprocitamab, epcoritamab. Bunu bugün telaffuz etmekte oldukça zorlandım. Bunun farkı diğerinden subkutan olması. Ve burada da 68 vaka alınmış. Çok farklı histolojilerdeki nanoçkin lenfomalar. Buradaki yanıt oranında önce bir doz değerlendirmesi de yapılıyor. Genellikle 48 miligramla daha iyi yanıt elde edildiği görülüyor. Bakın difüz büyük bölgede %90'lara varan bir oran bildiriliyor. Foliküler lenfoma içinde yine 12 miligramla bile %80'lik bir yanıt olduğunu söylüyorlar. Ve bunun erken dönemde elde edildiği, yani ilk bir ay içerisinde yanıtın hemen hızlıca elde edilebildiğini, ancak daha da derinleştiğini, yani PR elde edilen hastaların zaman içerisinde de CR'a dönüştüğünü bu tedaviyle, yani devamının da önemli olduğunu vurgulamaktalar. Ekstranodal difüz büyük belirtili lenfomalara bakarsak, santral sinir sistemi bunlar içerisinde en kötü prognozu olanlardan bir tanesi. Burada Matrix artık hayatımıza giren bir protokol oldu. Metotrexat, RSI ve Tiotapa içeriyor. Bu çalışmanın uzun dönem sonuçlarını bildirdi araştırmacılar. Burada hatırlarsanız bir kolda yüksek doz metotrexat RSI, öbür kolda rituximab metotrexat RSI ve en son dosunda da Tiotapa ekleniyordu ve Tiotapalı kolun uzun dönemli PFS'i, yani 88. ayda PFS'inin hala diğer kollardan çok daha uzun olduğu, yani metotrexata, Tiotapa ve rituximab'ın bir arada kombinasyonunun çok
iyi bir sonuç elde ettiğini söylüyor. Bu çalışma yine bu çalışmanın konsolidasyon kısmında olan radyoterapiyle mi devam edelim, otolog mu yapalım noktasında daha önce de genel sağlık oranları benzer şekilde bildirilmişti. Uzun dönem sağlık sonuçları da ne yazık ki aynı. Sekonder tümör gelişimi açısından ise radyoterapi kolunun biraz daha fazla sekonder manite ile ilişkili olduğu söyleniyor. Dolayısıyla aslında günlük pratiğimizde biz yanıt elde ettiğimiz hastalarda bu hasta grubunda otolog nakili standart tedavi olarak kullanıyoruz halen. Primer santral sinir sistemi lenfoması yeni tanıda bir değişiklik var mı? Her hastaya matrix veremeyebiliyoruz. Bu noktada rituximab ve lenalidomid kombinasyonu ve arkasından da lenalidomid ile idame bu hastalara verilmiş. İleri yaş genellikle hastalar, ortanca yaş 60 olan hasta grubu. Bakın az sayıda hasta tabii 17 hasta üzerinde ama burada gördüğünüz gibi tüm hastalarda yanıt elde edilmiş. Yani 17 hastanın 10'unda tam yanıt elde edilmiş. 13 aylık bir takip süresi bildiriliyor. Yani rituximab lenalidomid relapse refraktör vakalarda daha çok kullanmaya alıştık ama first line olarak da primer santral sinir sistemi lenfomasında kullanılabilir görünüyor. Bir diğer agresif lenfomalarla ilgili söyleyeceğim şey CAR T-cell. Tabii ki CAR T-cell'ler artık relapse refraktör hastalar için yurt dışında standart tedavi olduğu için çok sayıda CAR T-cell çalışması bildirilmişti. Bu Fransızların gerçek hayat verisi. Türkiye'de ne yazık ki halen hiç merkez olmamasına rağmen bakın Fransa'da 24 tane akredite merkezden bahsediyorlar. Bunların 14 tanesi bu çalışmaya veri vermiş. Ve vakaların %40'ı 65 yaş üzerinde olan vakalar. Ağırlıkla difüz büyük B hücreli ama primer medyasyonel B hücreli lenfoma ve biraz önce bahsettiğim high grade B hücreli lenfomaları da dahil etmişler CAR T-cell çalışmalarına. Tabii ki daha önce çok sayıda tedavi almış hastalar bunlar. %20'si transplant da olmuş hastalar. Ve görmüşler ki genel yanıt oranı %70 bu hastalarda 30. günde. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir şey ortanca sağ kalımın bu hasta grubu için 12 ayda kaldığı. Yani aslında evet CAR T-cell'ler önemli tedavi seçenekleri kesinlikle ama acaba her hastada süregen mi? Bu da tartışılıyor zaten kimlerde rezistansın daha sık olduğu tartışılan bir konu. Ama ortanca sağ kalım bu çalışmada 12 ay bildiriliyor. T hücreli lenfomalara geçer isem, T hücreli lenfomalar oldukça kötü prognozlu ve tedavide zorlandığımız bir subtip. Burada özellikle natural killer T-cell lenfomalarla ilgili bir çalışma var. Erken evrede tabii natural killer T hücreli lenfoma olan hastalarda pegaspargaginaz, oral etoposit ve dexametazon kullanılıyor ve bir kola bu tedavi, diğer kola ise buna ek olarak metotreksat veriliyor ve radyoterapiyle de sandviç tedavisi yapılıyor. Ve gösteriliyor ki biraz önce söylediğim ESA tamamıyla aslında hani oral ve hastaneye çok işte pegaspargaginaz için tabii subkutan ama yine de hastayı hastaneye getirmeyecek bir tedavi olduğu için bu tedavinin non-inferior çıkması oldukça önemli bir veri görünüyor. Bu hasta grubunda hastayı hastaneye bağlamadan bu oral tedaviyle ilerleyebileceğiz görünüyor. Faz 3 çalışma bu. Şimdi özellikle T hücreli lenfomada epigenetik mutasyonların çok sayıda olduğu tartışıldı. Hem EHA'da hem Lugano'da ve burada EZH2 ve EZH1 mutasyonları üzerinde duruluyor. Bu her ikisini birden etkileyen bir dual inhibitör, selektif ve potent bir dual inhibitör olan valemetostat kullanılmış relapse refraktör T hücreli lenfomalarda. Ve burada özellikle angiomyoblastik T hücreli lenfomada tam yanıt oranı %40'a kadar yükselmiş görünüyor ki hastalar aslında daha önceden oldukça bakın 9 line'a kadar ilerlemiş hasta grubu. Yani oldukça fena tedavi edilmiş bir hasta grubundan bahsediyoruz.
tam yanıt oranları burada gördüğünüz gibi tüm tecrübeli lenfomalara bakıldığında %24 tam yanıt ve %31'de parsiyel yanıt elde edilmiş bu çalışmada ve tüm vakaların 52 haftalık bir progresyonsuz sağ kalım olduğu bildiriliyor. Bir seçenek olarak belki kullanılabilir, ülkemizde henüz yok. Transplant bu hastaların tedavi seçeneklerinden bir tanesi. Otolog nakil biraz daha yerleşmiş halde ama allojeniği her zaman tartışıyoruz. Bu çalışma aslında çok da tartışmayın diyor. 1942 hastayı alıyor. CIBMTR ve EBMT ortak verileri. Burada haployla diğer transplantlar yani unrelated veya kardeş nakillerin olduğu grup birbiriyle karşılaştırılıyor. Ve burada deniyor ki sağ kalım açısından, PFS açısından ve genel sağ kalım açısından ya da relaps açısından bir fark yok. Yani bu hastalara kardeş nakil yapamıyorsanız da haplo nakil yaparak ilerleyin. Bu hastaların sağ kalım üzerine özellikle de hastaları transplanta girerken yanıt elde edebildiğiniz hastalarsa bu hastalarda oldukça iyi bir genel sağ kalım elde etmeniz mümkün deniyor bu çalışmayla. Yeni ilaçlar da var. Romidepsin'i zaten kullanıyorduk ama tek kullanıyorduk. Burada kombinasyonlar artık deneniyor. Romidepsin'e denedilonit ekleniyor ilk sıra tedavi olarak. Bu niye önemli? Yine kemofri sayılıyor. Yani romidepsin standart bir kemoterapi olmadığı için kemofri yani sitotoksik tedavi vermeyeceğiniz bir hastada, yeni tanı bir hastada bunu kullanabilirsiniz. Az sayıda hasta, 29 hasta ama %75'lik bir yanıt ve %36'lık PFS, %51'lik de bir genel sağ kalım bildiriliyor. Duvalisib ile romidepsin yine kontrol ediliyor, kombine ediliyor ama burada relaps refraktör hastalar özellikle kullanılmış. Bu kombinasyonda tek başına duvalisib kullanılmamasının sebebi olarak duvalisibin transaminit riskini ilginç olarak romidepsinle kombine ettiklerinde bu riskin düştüğünü söylüyorlar. Ve genel yanıt oranları da oldukça iyi. Yine mikozis fungoidası çok fazla girmedim ama telomak faziki çalışması lasutamab da bu da yakında herhalde karşımıza çıkacak görünüyor. Özellikle lenfomalara daha fazla NGS yaparsak herhalde hedef yönelik tedavileri de daha kolay seçeceğiz görünüyor. İndolen lenfomalarda ne var? Foliküler lenfomayla başlarsak foliküler lenfomada nivolumab ile immün priming yapıp arkasından nivolumab'la yanıt elde edilen hastalarda devam edilen bir çalışma bu. First floor çalışması diye geçiyor. Yine 39 hasta var ama 17 aylık sağ kalımda yanıt oranı %92. Bunların %54'ü tam yanıt olan hastalar. Tam yanıta kadar bir 5 ay beklemek gerekiyor çünkü yani kemoterapi olmadığı için burada biraz daha yavaş etki muhtemelen oluyor ama immune priming yani nivo ile başlayıp arkasından nivorituximab kombinasyonu düşünülebilir. Diğer bir çalışma İtalyanların FOL-12 çalışması foliküler lenfomada burada aslında MRD'yi tedavi planında kullanabilir miyiz diye değerlendirilen bir çalışma bu. Özellikle yüksek tümör yükü olan foliküler lenfomalı ileri evre hastaların tedaviden sonra elde edilen yanıtlarına göre gruplara ayrılıyor. Metabolik yanıt ve MRD kalıp kalmamasına göre hastaları sınıflandırıyor ve ona göre rituximab verip vermemeye karar veriyor. Yani eğer metabolik yanıt elde edilse MRD negatifse gözlüyor. İki kol arasında PFS açısından çok ciddi bir fark gösteremediklerini söylemişler bu çalışmada. Özellikle komplet metabolik yanıtın ve MRD negatifliğinin olduğu hastalar için %92 standart kolda iken %78 eksperimental kolda oluyor görünüyor. Ve burada bir istatistiksel anlam gördüklerini söylüyorlar.
Relaps refraktör foliküler lenfom için aslında daha önce de çok kez duyduğumuz Kronos çalışmalarıyla kopanlisip de seçeneklerden bir tanesi. Bunun klinik araştırmalarının hepimizden de katılan hocalarımız olduğu merkezler olmuştu. Burada 300 hasta Kronos 3 çalışmasında kopanlisip rituximab versus rituximabla placebo'yu karşılaştırıyor ve bunun sonucunda da gösterileri ciddi bir progresyon ve ölüm riskinde azalma. Tüm histolojik subtiplerde bunun olduğunu söylüyorlar. Bakın genel yanıt %80 bir koldayken öbür kolda %47'lik bir oranda kalıyor. Hiperglisemi, hipertansiyon, kopanlisipin yan etkileri arasında. Bu da LISA grubunun çalışması. Bunu sadece şunun için koydum. Hani nivolumab'ı gördük. Sadece nivolumab değil, işte PD-L1 inhibitörü olan soy tümörlerde daha çok kullanılan atezolizumab'ın bir anti-CD20 olan obinutuzumab ve venetoclax'la kombinasyonu bir faz 2 çalışma. Foliküler ve marjinal zon kohortu olarak ikiye ayırmışlar hastalarını. Kabul edilebilir yanıtları olduğunu yine bu çalışmada da görüyoruz ama muhtemelen tox sitesi çok da düşük olmayacak bir çalışma. Tertiseller üzerine çok durmayacağım çünkü ülkemiz için zaten çok olası değil. En azından klinik araştırmalar diğer çalışmalarla geliyor ama ELARA hem EHA'da hem ASCO'da hem Lugano'da özellikle vurgulandığı için koydum. Relaps refraktör foliküler lenfoma hastaları en az 2 sıra tedavi almış veya otolog kök hücre nakli olmuş hastalar. Bakın ortanca tedavi sayısı 4 bu hastalarda. Ve %60'ı da anti-CD20 sonrasında işte progres olan hastalar. Genel yanıt %86, tam yanıt da %66 olarak bildiriliyor. 6 aylık yalnız henüz follow-up'ı var. Orada da sağ kalım oranları gayet iyi. Yani eğer bulabilirsek kartiseller foliküler lenfomada da difüz büyük hücreli lenfoma dan sonra işe yarayacak görünüyor. Aynı şekilde Zuma 5'te de yine indolan lenfomalar dahil ediliyor. Burada da özellikle vurgulanan erken progresyon olan hastalar, yani POT24 folikülerde çok prognostik, bunu biliyoruz ama POT24 olan hastalarda ilk sıra kemoimmünoterapi olarak bunu kullanırsak, yani ilk sıra tedaviden sonra hani kullanırsak CAR-T hücresini ne olur diye bakıyorlar. Ve yanıt oranlarının oldukça iyi olduğunu, CRS'in çok da sıkıntılı olmadığını, beklenen düzeylerde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla CAR T-seller lenfomada bir seçenektir. Aynı şekilde mental cell'de de Zuma 2 çalışması vardı. Onu buraya koymadım. Ondan da çok bahsettiler. Zuma 2'de biliyorsunuz New England Journal of Medicine'da yayınlanmıştı zaten. Bunun da yine erken nüksetmiş vakalarda da etkinliğinin gayet iyi olduğunu savundular. Peki bizim daha çok kullanabileceğimiz ne var? Her ne kadar Türkiye şartlarında işler biraz zorsa da mental cell lenfomada ilk sıra tedavi İspanyol grup özellikle indolan formunda mental cell lenfomanın rituximab'la ibrutinib'i first line'da kombine ediyorlar ve %80'lik bir tam yanıt bildiriyorlar. MRD yanıtları da çok iyi. Yani ibrutinib rituximab front line'da gündeme gelebilecek görünüyor. Bir diğer çalışma venetoclax'la lenalidomid ve rituximab'ı kombine ediyor. Yine yeni tanı hastalarda. Bunlar henüz çok erken veriler. Tabii faz 1 verisi bu ama burada da az sayıda hasta da olsa yanıtın olduğunu görüyoruz. 28 hastada %96'lık bir yanıt bildiriliyor ama progres olmuş hastaların hepsi P53 mutasyonu olanlar diye özellikle de altını çizmişler. Lenalidomid rituximab'ı foliküler lenfomada da kullandık. Burada mantle cell lenfomada rituximab lenalidomid indüksiyonunu yapıp arkasından da idame olarak devam etsek, rituximab idamesine 18 ay devam etsek nasıl olur diyen Magnify çalışmasının interim verileri bunlar. Burada bütün hastaların daha önce rituximab kullanmış olan hastalar olduğunu da vurgulamak lazım. Vakaların yarısında yanıt görmüşler. 30 aylık bir
takip süreleri var. Yan etkiler de her zaman gördüğümüz yan etkiler. Yani bugün klinik pratikte aslında relaps refraktör hastalarda rituximab lenalidomid bir seçenek olabilir, görünüyor. Bu çalışmaya geçeceğim. CAR T-cell'i söylemiştim. Zuma 2 çalışması. Bu da POT24'te işe yaradığını gösteriyor. Türkiye için çok şansımız yok. Hodgkin lenfomaya gelecek olursam. Hodgkin lenfoma da tabii PET ve görüntüleme yöntemleri sürekli gündemde. Zaten standart hayatımızın bir parçası. Burada interim PET'in değerlendirilmesi, erken evre hastalıkta interim PET kullanarak acaba hani radyoterapiyi omit edebilir miyiz diye hep tartışılıyor. Bu nedenle işte rapid çalışmasını, HEON çalışmasını alınmış olan hastaların kombin edildiği, bir araya getirip havuzlandığı ve değerlendirildiği bir çalışma. Ancak çalışma sonunda görünüyor ki interim PET negatifliği bile sağlanmış olsa bu hastalarda siz radyoterapi ettiğinizde relaps oranınız daha yüksek oluyor. Sadece kemoterapiyle gitmeniz durumunda. Yani özellikle sadece kemoterapi almış olan hastalar nüksettiklerinde de hep primer bölgelerinde, daha önce tutulum olan bölgelerinde nüksediyorlar görünüyor. Radyoterapiyi omit etmemek önemli deniyor bu çalışma sonunda. CLGB ise yine PET'i bulk stage evre 1-2 lenfomada, Hodgkin lenfomada verisini verdiler. Burada da derler ki 18-60 yaş arasındaki hastaları ABVD ile başlayalım, 2 ABVD verelim, sonra PET'e bakalım. PET negatifse 4 siklus daha ABVD verelim, PET pozitifse 4 siklus eskele bir kap verelim ve arkasından radyoterapi yapalım derler. Ve bunun sonucunda da PFS oranlarının bu yaklaşımı kullandığınız zaman PFS'in gayet iyi olduğunu ve radyoterapinin vakaların %78'inde omit edilebildiğini, yani kaldırılabildiğini söylüyor bu çalışma bize. Echelon çalışmasının uzun dönem verileri verildi. Echelon'u çok kere duyduk. Tekrar anlatmayacağım. Fazit çalışması biliyorsunuz. Brentuximab AVD artı ABVD karşılaştırılmıştı. PFS avantajı vardı. Bunun uzun dönem verilerini görüyoruz. Sekonder malignite kafa karıştıran noktalardan birisi hep oluyor. Periferal nöropatiler yine yan etkilerin içerisinde. Periferal nöropatilerin çoğunun geri dönüşlü olduğunu bu uzun dönem verisi bize söylüyor. Sekonder malignitelerinde bakın ABVD'de de aslında diğer koldan daha da yüksek sayıda vakada karşılaşıldığını söylüyor. Ve burada özellikle interim PET'i negatif olan hastalarda, ileri ya da genç yaş hastaları olsun, PFS avantajının bu protokolle sağlanabildiği söyleniyor. Brentuximab sadece AVD değil, bir kapa da eklenerek deneniyor. Bu da Alman grubunun çalışması, yeni tanı vakalar. Bu faz 2 çalışmada Birecat ve Birecap protokollerini dahil ettikleri 104 hastayı alıyorlar ve buradaki 3 yıllık PFS'in bakın %89 olduğunu ve hiç second ikincil bir primer malignite oluşmadığını bu tedaviyle vurguluyorlar. Ve genel sağ kalım oranlarında 3 yıllık %95 olduğunu Alman grup bize vurguluyor. Yani brentuximab kombine de edilebilir görünüyor protokollerle. Nivolumab, CheckMate 205 çalışmasını çok kere konuştuk. Bu çalışmanın da yine uzun dönem verilerini bildirdiler. Burada da genel sağ kalım ve PFS oranlarının burada gördüğünüz gibi gayet yüksek rakamlarda sebat ettiğini görüyoruz. Burada özellikle vurguladıkları, eğer hastalar bu tedaviyle tam remisyon elde edebildilerse bu yanıt genel sağ kalım üzerine kesinlikle etkili. Zaten bunu biliyorduk ama bu, yani bu hastaların çoğu sonrasında nüksetmiyorlar ve oldukça hani başarılı bir tedavi ile devam edebiliyoruz görünüyor. Kamrelizumab ve kamidanumab yeni ilaçlar. Bunlar henüz Türkiye'ye girmesi uzun sürecektir diye çok üstünde durmayacağım. Kamidanumab anti CD25 yine
Hodgkin'le ilgili yeni bir kartisel, Çin yapımı kartiselden bahsettiler. Bunun da yanıtı diğerlerine benzer oranlarda %60 tam yanıt oranı bildirdiler. 11 merkez bunu kullanmış. Bunun henüz uzun dönem verilerini yeterince hakim değiliz. O yüzden çok bir yorum yapmak istemiyorum bununla ilgili. Son olarak KLL ile ilgili 3 slide'ım var. Burada KLL'de Captivate çalışması ilk basamak tedavi olarak ibrutinib ve venetoclax'ın fix bir sürede kullanılması, yani 12 aylık sürede kullanılmasını değerlendiren çalışma. Bu 3 siklus ibrutinib arkasından 12 siklus ibrutinib artı venetoclax'ı kullanma yönünde yapılmış bir çalışma idi. Burada delesin 17 PS olmayan vakalarda tam yanıt oranının %56 olduğunu ve bunların %87'sinin uzun dönem bu yanıtı sebat ettirebildiğini gördük. Tüm hastalara baktığımızda da %55'lik bir yanıt oranı bu çalışmayla bildirildi ki bu RFC gibi standart hani protokollerden oldukça fazla görünüyor. Yine genel sağ kalım ve PFS oranlarında gayet iyi olduğunu görüyoruz. Ve şunu da vurgulamak lazım. MRD negatifliği de yaklaşık vakaların 3'te 2'sinde sağlanabiliyor. GLOW çalışması ise yine first line'da ibrutinib plus venetoclax'la obinutuzumab kloranbusil li karşılaştıran çalışma. Burada aslında hani ileri yaş ve amfit hastalarda obinutuzumab kloranbusil standarttır diye standart kullanılabilen bir protokoldür diye konuşurken ibrutinib plus venetoclax kolonun bundan beklendiği şekilde birebir randomizasyonda çok daha iyi olduğu gösterildi. PFS avantajının belirgin bir şekilde olduğu ve progresyon ve ölüm oranlarının yaklaşık %78 oranında bu protokolle diğer protokole göre azaltabildiklerini söyleyen çalışma GLOW çalışması. İki tane de yeni Bruton kinaz inhibitörüm var. Bir tanesi akalarbrutinib. Akalarbrutinib yine daha önce tedavi almış haliyle de ibrutinib ile karşılaştırıldığı çalışma. Burada tabii daha çok yanıtlardan çok yan etkiler üzerine duruluyor ve burada söylenen akalarbrutinib ile yan etki oranlarının biraz daha tolere edilebilir olabileceği yönünde kardiyak işte atrial fibrilasyon %9.4 oranında %4.9'lukta bir grade 3 atrial fibrilasyon oranı bildirilmiş bu çalışmada. Yine zanubrutinib de Alpine çalışması olarak verildi. Relaps refraktör hastalarda vurgulandı. 200 hastada PFS avantajı zanubrutinibin ibrutinibe göre daha ön planda olduğunu gösterdi. %94'e %84 genel sağ kalım farkı bildirilmedi Alpine çalışmasında da diyerek sözümü bitiriyorum. Lenfoma ve KLL olduğu için biraz fazla uzattım. Kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok çok güzel özetlediniz. Ben oldukça yararlandım kendi adıma. Pek çok katılımcının da yararlandığını düşünüyorum. Oldukça fazla soru var. Ben şimdi bunlardan özetleyebildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Şimdi şöyle ilk slaytınızda şey vardı. Çip değil mi? Klonal hematopoez ile ilgili. Şimdi burada klonal hematopoez olması aynı zamanda lenfoma kemik iliği tutulumu olduğu anlamına da gelir mi? Yoksa burada ufak bir fark mı var? Bununla ilgili bir açıklama var mı o şeyde analizde çalışmada? Ya onu görmedim. Çünkü abstraktlar bunlar aslında hani makale olmadığı için çok geniş yazmıyor ama çip bulunması yani lenfomadan bağımsız olarak çip bulunmasının özellikle yeni tanı olan hastalarda prognoz için bu hastaların gidişatı için kötü bir risk faktörü olduğunu söylüyor. Peki. Peki yine yanlış anımsamıyorsam soruda da var. Difüz büyük Beyjeli'deydi değil mi? O RCHOP dose adjusted epoch üstün çıkmamış. Bitti mi yani ne diyeceğiz? Anlamı yok mu? Yani aslında burada anlamı yok demek hani henüz zor
muhtemelen. Hani her merkez tabii double ekspresörü, double triple it'i ayırabiliyor mu? Bunu bilmiyorum. Çünkü bu bence yine hani önemli bir nokta. O çalışma hani oldukça yüksek sayıda hasta içeriyor. Ama yanıt oranları birbirine benzer sağ kalım açısından en azından. Burada herhalde hani diğer çalışmada Nordic'teki gibi yani risk faktörlerine göre ilerlemek lazım. İşte özellikle CD5, TP53 mutasyonların olması gibi durumlar ve birçok faktörü bir araya alarak protokol belirlemek lazım. Günlük pratikte biz halen hani double olan bir hastada en azından ben kendi pratiğimde hani R-CHOP'la gitmiyorum. Daha intens tedaviler tercih etmeye çalışıyorum. Peki, devam ediyorum hemen sorularıma. Hodgkin'de kitlesel hastalık var. Peki burada radyoterapiyi atladığımızda tüm sağ kalımla ilgili veri nasıldı acaba? Tüm sağ kalım açısından fark, radyoterapiyi hangi hastalarda sordunuz? Kitlesel hastalık hangi olan. Hastalıkta? Hemen bir saniye söyleyeceğim size. Çalışma bazı, CLG bir çalışmasını soruyorsunuz değil mi? Zannediyorum oydu, evet. Gelen evet. Bir soru var. Bir saniye, hemen size söyleyeceğim şimdi, önüme alacağım. Evet, işte bu PFS açısından fark yaratıyor, görünüyor. Yani çünkü bu çalışmanın, burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görmüyoruz. Primer amacı, şimdi görüyorsunuz herhalde, primary endpoint'i PFS avantajı göstermek. PFS açısından hani fark yaratabiliyor, görünüyor. Bulky hastalık, erken evre, radyoterapiyi erken dönem PET sonucuna göre karar vermek. ABVD ile devam ya da eskale bikap artı radyoterapi ile devam etmek. Ama tabii bu sadece bir grubun çalışması, yani hani. Hemen standarda dökelim anlamına gelmiyor tabii. Tamam. KLL ile ilgili bir soru var. Yine ibrutinibin sabit süre uygulamasında niye 12 ay seçilmiş gibi bir soru geldi. yani klinik araştırmayı, yani hani bilemiyorum, bu şekilde planlamışlar. Onu herhalde çalışmayı planlayanlara sormak lazım. Eminim vardır hani bir şeyleri, öngörüleri. Belki şu olabilir, yani hani özellikle ibrutinib rezistansları 2 yıl kullanımdan sonra arttığı için belki hani daha kısa süreli kullanmayı tercih etmiş olabilirler. Bir de GLOW çalışması, şu söylediğiniz en son. Orada ibrutinib venetoklax versus kloramusil, acaba bu kollar adaletsiz mi, gruplar farklı mı? Bunu bir daha bir üstünden geçer misiniz, çalışma kolları? Yani şöyle derler, hani gruplar aslında adaletsiz değil. Yani bunlar ileri yaşlı hastalar, 211 hasta, ileri yaş hastalar veya erken yaş komorbitesi olan hastalar. Ve hani PFS avantajı yine özellikle ve yanı şey yapılıyor ama gördüğüm kadarıyla kollar arasında bir fark olduğunu söylememişlerdi. Hani bunlar zaten şey hastalar, oldukça fragil hastalar ama ölüm açısından da hani bakın causes of death were similar diyor. Enfeksiyon ve kardiyak olaylar da farklı değil diyor. Yani grupların farklı olduğuna dair bir şey görmedim ben. Öyle mi? Peki. Tamam. Okey, tamam hocam. Etik kurul üyesi olarak da tabii sizi dinliyoruz. O yüzden değil mi, yurt dışında kullanılan ilaçlara erişim konusunda da sizin görüşleriniz de önemli. Etik olarak bu çalışma ilaçlarına ulaşabilme konusunda. Bu konuda görüşleriniz var mı? Ne dersiniz? Gerçekten de çok önemli etik kurul üyesi olarak. Peki şöyle, yani... bütün klinik araştırmalar önce relaps refraktör vakalarda yapılıyor hematoloji onkolojide, sonra first line'e geliyor. Hani burada first line vakalardan bahsediyoruz ama bunlar ileri yaş vakalar. Artık hani hiçbirimiz de rituximab kloramusil ile gitmeye çalışmıyoruz, çok fragil bir hasta değilse.
Hani obinutuzumab kloramboksi kullanılması öneriliyor ama biz first line'de eğer ibrutinib venetoclax'ı kullanamıyorsak ben bu çalışmaya hani uygun gördüğüm kriterlere uyan hastayı vermek isterdim. Hani burada şöyle bir sıra çok mu şeysiz kalıyor diye soruyorsanız hani obinutuzumab venetoclax alan hasta grubu çok mu zayıf kalıyor diyorsanız hani KLL çalışmalarının bir kolunun sadece klorambusil ile çoğu zaman yapıldığını göz önünde bulundurarak hani o kadar light bir tedavi olduğunu düşünmüyorum ben obinutuzumab klorambusil. Peki bir iki soruyla bitireyim hemen. Bir çete gelmiş bir soru var. Öncesinde bir soru daha. Yine bu etik kurul üyesi olmanız dolayısıyla santral sistemi lenfomasında Matrix versus rituximab lenalidomid uygun bir çalışma olur mu? Şimdi şöyle, bence kategorileri çok ayrı. Yani şöyle ayrı. Hani rituximab lenalidomid hep biraz daha, yani first line'da planlanıyorsa agresif lenfomada biraz daha komorbiditeli, azıcık daha kırılgan hastada tercih edebileceğimiz bir grup. Matrix'te tam tersi, hani bunu kaldırabileceğinden emin olduğumuz hasta grup. Dolayısıyla ben Matrix versus lenalidomid diye bir çalışma yapmazdım hani diye düşünüyorum. Aynı hasta grubuna hitap etmediklerini düşünerek, ama relaps refraktör hastada zaten elimizde bir şey kalmadığı için rituximab lenalidomid kullanıyoruz. Kendi kullandığımız ve uzun süreli yanıt aldığımız hastalarda var. Çete gelen mesajı okuyorum. Bizim Ekin'den gelmiş uzman doktor Ekin Kırcalı. Deminki konuştuğumuz konuda hani doz adjusted epoch R-CHOP'tan iyi değildir de hasta seçme bias olduğunu düşünüyor musunuz sayın hocam diye sormuş size. Olmuş olabilir tabii ki seçme biası. Çünkü hani normal şey çıkması biraz ilginç ama hasta sayısı tabii çok yüksek yani. O yüzden o biasın kırılabileceğini düşünüyorum ben, hani öyle bir şey yapıldıysa da. 3000'den fazla hasta var yani. O yüzden güvenmek zorundayız. Ama dediğim gibi ben günlük pratiğimde hani R-CHOP'la gitmiyorum. Hani double hit, triple hit olan da. Ekspresörlerde olmasa da. Hocam çok teşekkür ederim. Benim toparlayabildiğim sorular bunlar. Gelen sorularla birlikte. Okey. Diğer hocalarımdan var mı? Pervin Hocam, Güldenli Hocam, sizin sorunuz, katkınız? Hiçbir sorumuz yok. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetledi Sinem Hocam. Peki. O zaman şimdi fazla zaman yitirmeden şeye geçelim. Akut lösemiler oturumuna geçelim. Sinem biraz soluklan istersen ben başlayayım. Tamam. İyi olur. Sağ ol. Eline sağlık. Çok çok güzeldi. Ben biraz başlayayım ama benim fazla yok ha, merak etme. Hemen sen yine söze girersin. Akut lösemiler. Akut lösemilerle ilgili ben biraz girizgah yapayım. Ne yapacağım şimdi? Share screen diyorum. Diyorum. Şunu açıyorum. Evet. Zannediyorum görünüyor değil mi slaytlarım? Görünüyor. Tamamdır. İyi. Ben de şimdi 2021 kongrelerinden akut lösemilerden biraz söz ederek başlayayım diyorum. Amerika Kongresi'nde İşte oral lösemi MDS allonakil ile ilgili 17 sunu, 37'de poster vardı. Bunlardan kendimce önemli gördüklerimden biraz özetledim birkaç tane. Bir tane biliyorsunuz ALL bizim başımızın derdi. Şunu şöyle aktarayım, özür dilerim. ALL başımızın derdi, özellikle Philadelphia kromozomu pozitif ALL. Ama burada karşımızda güzel seçenekler var. Tam moleküler yanıt elde etmek biliyorsunuz çok önemli bizim için. Ponatinib ve belinotumabın her ikisinin de yüksek moleküler yanıtla birlikte olduğunu biliyoruz. İkisini kombine edelim mi? İkisini kombine etsek acaba yanıt nasıl? Allonakil gereksinmesi azalır mı? Burada tabii ki az sayıda hasta ama olsun. Yeni tanı 19, relaps refraktör 9 hastayı almışlar. Faz 2 çalışma. Şimdi 5 siklus belinotumab standart doz vermişler. Artı ponatinibi 30 mg günde vermişler. Tam moleküler yanıt elde ettikten sonra ponatinibi 15'e düşmüşler gerçekten. Artık 45 diye bir şey yok zaten. O 30'la başlayıp 15'e düşüyor. Yanıt alınanlarda da belinotumabı ponatinibi 5 yıl daha devam ettirmişler.
profilaktik intratekalde 12 doz tedavi de eklemişler bu yüksek riskli hastalara. Ortanca yaş 59. Yeni tanı olanlarda tam moleküler yanıt, yeni tanı olanlarda %100 yanıt var. Tam moleküler yanıtta %87. Relaps refrakterde tahmin edeceğiniz gibi biraz daha düşük. %88 yanıt var. Tam moleküler yanıt %86. Bu relaps refrakter öyle basit relaps refrakter değil. Neredeyse yarıya yakını iki ve daha üstü sıra kurtarma tedavisi almış. Çok fazla tedavili hastalar. Dolayısıyla bunlardaki yanıt oranı da oldukça sevindirici aslında bu iki tedavinin birlikte. Ve moleküler yanıta, tam moleküler yanıta ulaşma zamanı ortanca bir ay, oldukça yüz güldüren sonuçlar. Ve yanıt tanı olan bu hastalardan allonakle giden yok. Relaps refrakterde tabii %44 neredeyse yarıya yakını allonakle ulaşabilmiş, böyle demek lazım. 14 aylık takipte yeni tanı kohortunda nüks yok. Ölüm yok, olaysız sağ kalım %100, toplam sağ kalım %100. Mükemmel bir sonuç. Relaps refrakterde de olaysız sağ kalım %55, toplam sağ kalım %88. Bu kadar fazla sıra tedavi almışlar da. Ponatinibi bırakan hasta yok ama bilinatumab tremor nedeniyle bir hasta da kullanılamamış. Nihayetinde Philadelphia pozitif ALL gibi bir hastalıkta kemoterapisiz ikili tedavi kombinasyonu ile oldukça yüz güldüren sonuçlar elde edilmiş. Özellikle biz bunu relaps refraktere değil de ilk sıra yeni tanı hastalara veriyorsak, yüksek moleküler yanıt oranları, sürdürülebilir yanıt oranları, kemoterapisiz bir tedavi süreci ve allonakilsiz bir tedavi süreci elde edebilmişiz bu tedavi ile. Yine Sinem Hoca da anlatmıştı CAR-T, CAR-T tedavileri. CAR-T tedavilerinden de ZUMO-3 KTX19 tedavisinin relaps refrakter BALL'deki sonuçlarına bakmışlar. Yine aynı şeyler. Artık BALL zaten erişkinde sıkıntılı. İlk sıra tedavi sonrası neredeyse yarıya yakını nüks oluyor. Nüks olduğunda da bir yıllık sağ kalım felaket kötü. Yeni ilaçlarla biliyorsunuz bilinotumabla, inotuzumabla yanıt oranları nüks hastalarda biraz daha iyi ama yine de maalesef yeni ilaçları uyguladıktan sonra allonakile ulaşıp allonakil yapılanlarda bile toplam sağ kalımı çok uzatamıyoruz. Yani ALL nüks oldu mu işimiz kötü. İşte CAR-T tedavileri burada işe yarıyor mu? Bu tedavi KTX19 relaps refrakter mantle cell'de onaylı bir işte CD19'a karşı geliştirilmiş CAR-T hücre tedavisi. Burada da ZUMA'nın faz 2 çalışma sonuçlarını relaps refrakter BALL'de sunuyorlar. ECOG 0-1 nispeten iyi performans durumuna sahip hastalar. Hazırlık tedavisini takiben tek indüksiyon tedavisi uygulanmış. Ortanca yaş 45-55 hasta var. Kemik ili blast oranı ortanca %65. Bakın hastaların neredeyse yarıya yakını 3 ve daha fazla sıra tedavi görmüş. Hatta bu hastalar işte o bizim şanslı dediğimiz %45'i bilinotumab, %22'si inotuzumab ozogamisin, %42'si allonakil olmuş ve ondan sonra da nüks olmuş hastalar. Yani ne kadar ağır, ne kadar çok sıra tedavi almış hastalar olduğunu da akla getirmek lazım. Tam remisyon ya da inkomplet remisyon %71 ve bunların %97'si MRD negatiflik elde edilmiş CAR-T ile. Mükemmel bir sonuç aslında. Yanıt, ortanca yanıt süresi 12.8 ay, relapsız sağ kalımı 11.6 ay, toplam sağ kalımı 18.2 ay. Yanıt veren hastalarda ortanca toplam sağ kalıma ulaşılamamış bile. Yani bu kadar ağır tedavi almış hastalardaki yanıt oranlarını görüyorsunuz. Daha evvel biline alıp nüks olmuş olanlardaki yanıtlar %60. Bence çok mükemmel yanıtlar. Toplamda 10 hastada CAR-T sonrası allonakle gitmiş. Ve yan etki olarak tabii ki Stokin salınım sendromu %24, nörolojik genetikler %25, iki tane ilaç alakalı eksitus varmış, anemi ve nötropeni görülmüş. Nihayetinde 16.4 aylık bir takip sonucunda bu CAR-T tedavisiyle oldukça fazla tedavi geçmiş olan relaps refrakter BALL hastalarında yüz güldüren sonuçlar elde edilmiş. Özellikle yanıt veren hastalarda toplam sağ kalıma ulaşılamaması, ortanca toplam sağ kalıma ulaşılamaması da gayet iyi. Yan etki profili de makul ve tedavi edilebilir olarak dikkat çekmekte. Biliyorsunuz Philadelphia-like ALL sıkıntılı, kötü prognostik grupta seyreden bir ALL. Bunun bir takım özelliklerini diğer ALL alt tipleriyle karşılaştırmışlar. Retrospektif olarak 365 ALL kohortuna fiş uygulamışlar.
Mayo Clinic'in geliştirdiği bir panelle 2008 ile 2019 arasında en az bir siklus tedavi artı eksi allonakil yapılanlar dahil edilmiş. Philadelphia-like ALL'yi Philadelphia pozitif ve negatif ALL kohortlarıyla aynı geriye dönük karşılaştırmışlar. Bakın tanı yaşı belirgin olarak en üst sırada gördünüz. Tanı yaşı Philadelphia-like ALL tabii ki beklendiği üzere daha genç hastalar. Efendim lökosit sayısı en yüksek olanlar, lökositozu var. Bunun dışında genellikle pediatrik rejimler uygulanmış bu hastalara ve allonakil bu hastalarda %54.5 oranında uygulanmış. Şimdi sonuçlara bakarsak CAR-T'nin Philadelphia-like ALL, CAR-T nereden çıktı? Philadelphia-like ALL'nin Philadelphia pozitif ve Philadelphia negatif ALL ile karşılaştırdığındaki özellikleri maalesef en kötü özellikler bu gruba ait. Akıbet, en kötü akıbet bu grupta. Yanıt oranları gördüğünüz gibi ilk sütunda gördüğünüz en düşük yanıt oranları Philadelphia-like ALL'de. MRD pozitifliğinde en yüksek MRD pozitifliği Philadelphia-like ALL'de. 5 yıllık nüks oranları en yüksek Philadelphia-like ALL'de. 5 yıllık toplam sağ kalımda istatistiki anlamlı olarak en düşük olarak Philadelphia-like ALL'de görülmüş. Amerikan Nakil Derneği ve NCCN de çalışmacılar da zaten öyle bir şey çıkarmışlar sonuç. İlk yanıtta allonakil Philadelphia-like ALL'de önerilmekte. Diyorlar ki fiş tabanlı stratejiyle bu Mayo Clinic'in kullandığı panelle Philadelphia-like ALL tanısı konabilir. Biliyorsunuz tanıyla ilgili de tanıyı koymak da kolay değil zaten. Hali hazırda en azından kısmen allonakil bu kötü akıbetli hastalıkta bir nebze daha iyi sonuçlar sağlayabilmekte diyorlar. Özellikle ilk sıra hedeflenmiş tedavilerin, tedavi stratejilerinin eklenmesi mutlaka gerekmekte. Çünkü gördüğünüz gibi Philadelphia pozitif ALL'den bile daha kötü akıbete sahip bir hastalık deniyor. Devam ediyorum yine Amerika Kongresi'nde sunulanlara. Mutant IDH1 varlığında buna karşı geliştirilen bir selektif küçük molekül var. Olutasidenib. Daha evvel faz 1 çalışmada ameli hastalarında iyi bir aktivite göstermiş ve yan etki profili güvenli bulunmuş. Onun faz 2 çalışmasının ara sonuçlarını sunmuşlar burada. Pierre Fenot ve arkadaşları. IDH1 mutasyonu var. Relaps refraktör hastalar 153 hasta almışlar. 2x150 mg gün monoterapi uygulamışlar. Ortanca 5,5 aylık tedavi süreci var. 43 hasta tedavide kalırken 110 hasta bir şekilde allonakile giderek eksolun yan etki ya da hastalık progresyonunda tedaviyi bırakmak durumunda kalmış. Ortanca yaş ileri 71. Daha evvelki tedavi sayısı ortanca 2. 6 ay ve daha fazla süre ilacı kullananlar değerlendirilmiş bu kohortta 123 kişi. Ve toplam yanıt oranı burada gördüğünüz gibi %46 ve tam yanıt %30 gibi ulaşılmış. Ortanca toplam sağ kalım 10,5 ay. Relaps refraktör AML hastaları bunlar. Yan etki tolere edilebilir, yönetilebilir bir yan etki olmuş ve diferansiyasyon sendromu da 21 hastada olup bir tane eksitus var. Nihayetinde relaps refraktör IDH1 mutasyonu olan AML hastalarında ve ortanca yaş 71 görüyorsunuz. Sürdürülebilir iyi yanıtlar sağlamakta. Özellikle o veriyi vermedim ama transfüzyon bağımsızlığı yönünden de trombosit süspansiyonu bağımlılığını azaltmada da oldukça iyi sonuçlar elde edilmiş bu olutasidenib ile. Peki bir tane ön ilaç, bu da Arasi'nin ön ilacı aspasaytarabin. Aspasaytarabin monoterapisini yeni tanı ve standart indüksiyon tedavisi için amfit uygun olmayan hastalarda aspasaytarabin vermişler. Doğru okuyorum umarım aspasaytarabin. Arasi'nin bir ön ilaç formu. Ön ilaç olduğu için de toksik yan etkisinin belirgin olarak düşük olduğunu söylüyorlar. İnaktif bir formu belli bir süre devam ettiği için vücutta daha az toksik diyorlar. 3 gram Arasi'ye eşdeğeri olarak 4,5 gram metrekare gün vermişler. 6 gün 1 saatlik infüzyon vermişler. İndüksiyonda ve konsolidasyonda 46 hasta ortanca yaşının 75 olduğunu dikkatinizi çekerim. Ve konvansiyonel kemoterapi için amfit hastalar bunlar. Ortanca yaş 75. Ve burada %73 MRD negatifliği elde edilen tam yanıt, %35 bir tam yanıt elde etmişler. 24 aylık ortanca toplam sağ kalım sonucuna daha ulaşılamamış. Güzel bir sonuç. Grade 3 ve üstü yan etki olarak febril nötropeni, trombositopeni ve anemi görülmüş bu hastalarda. Devam edersek
Bu da COVID-19 döneminde allonakil akıbetiyle ilgili Kansas'tan, Amerika'dan bir çalışma. Bakın bu çalışmada Nisan 2020 ile Ocak 2021 arası 40 hasta dahil edilmiş. %25'i allo, %13'ü, 25'i allo, 13'ü oto, ikisi CAR-T tedavisi. Hemen hemen yaklaşık miyeloid ve lenfoid neoplaziler, %27,5'ta miyelom. %65 miyeloablatif hazırlık tedavisi vermişler bu dönemde. %22,5'u, 5'te 1'i de haplonakil yapmışlar. Ve COVID-19 geçiren hastaların, COVID-19 geçiren hastalar bunlar, allonakil ve otolog nakille birlikte. Hafif geçirenler %42, orta %42, ağır %15. Tedavi de remdesivir, konvalesan plazma ve dexametazon gibi ayrılmış. Sonuçlar şöyle güzel. %12,5 tüm hastalarda mortalite var. Allonakil hastalar arasında ise mortalite %20'ye çıkmış. COVID-19'un ciddi seyretmesi için bu nakil hastalarında anlamlı bulunan risk faktörleri allonakil yapmak. Devam eden eş zamanlı immünsüpresyon vermek özellikle GVHD nedeniyle ve CRP ve ferritinin yüksekliği gibi, yani çeşitli enflamatuar belirteçler, bunların yüksek olması durumu da COVID-19'un yüksek seyretmesiyle alakalı bulunmuş. Belki akıbeti öngörmede önemli belirteçler olarak öne çıkmış bu Kansas çalışmasında. Devam edeyim. MDS ile yüksek riskli MDS ile ilgili bir çalışma var. Yüksek riskli MDS'de faz 1 çalışmasında azavenetoklaks %79'a varan çok iyi yanıtlar elde ettirmişti aslında. Ve burada da bir doz modifikasyonu yapmışlar. İki farklı doz modifikasyonu. Biliyorsunuz en büyük sıkıntımız tabii ki bu dozları optimal dozlara çıkabilme. Optimal dozlara çıkınca da hastanın tolere edebilmesi bozuluyor. Stopeniler gelişiyor, sıkıntılar gelişiyor. Burada ECOG tabii ki iyi durumdaki hastalar, 18 yaşındaki yüksek riskli MDS hastaları alınmış. İki grup var. Bir tanesi doktor seçimi. İster önce azasitidini ya da venetoklaksı azaltıyor. Daha sonra zaten venetoklaks 14. günden itibaren bir azaltılmaya gidiliyor. İkincisi 21 hasta olan çalışma kolu ise azasitidini venetoklaks'tan önce azaltıyor. Burada da amaç şu, azayı venetoklaks'tan önce azaltmak anlamlı mı diye bakmışlar. Bunun bir anlamı var mı? Nihayetinde istatistik ikisi arasında da yan etki geliştirmesi açısından azasitidini venetoklaks'tan önce azaltmanın bir anlamı olmadığını, yan etki profilini değiştirmediğini, yani tabiri caizse bir işe yaramadığını söylüyorlar. Peki yine güzel bir çalışma, hipometile edici ilaçları ister IV ister subkutan verdiğimizi erken kesiyor musunuz? Ben bunu okuyunca maalesef ben de bazı hastalarımda erkenden ara vermek durumunda kaldığımı yeniden fark ettim. Hatta bu erkenden ara verme bazen kesmeye kadar gidiyor, yani ara veriyorsunuz ama o kadar uzun süreli ara veriyorsunuz ki başlayamıyorsunuz bazen. İşte bu yanlış bir uygulama aslında. Uzun süreli ara vermemek, kesmemek lazım. Niye? Gerçek yaşam çalışmaları yüksek riskli hastalarda maalesef gerçek yaşam verileri gerek subkütan gerekse intravenöz hipometilici ilaçların kalıcılığının zayıf olduğunu, tedavi edilen hastaların 3'te 1'inin 4 siklustan daha azını aldığını ve tedaviye 90 günden fazla boşluk olduğunu göstermiş. Oysa ki yanıt ortaya çıkması için 4 kür, 6 kür tedavi vermek gerekiyor. Ben hastalarıma artık şöyle diyorum aslında, bu ilacı başlayacağım size diyorum. Özellikle subkutan olanını daha sık kullanıyoruz ama bu ilacı başlayacağım ama diyorum yan etkileri maalesef etkisinden önce ortaya çıkacak. Bunları tolere edeceğiz, bunları yöneteceğiz. Etkinliği için bir 4 kür, 5 kür vermek lazım. İnşallah dayanacağız diyorum. Gerçek yaşam verisi de böyle erkenden kesiliyormuş maalesef. Kesmemek lazım. İşte burada Medicare veri tabanında 2011-15 arası hastalar, RAEP tanılı olanlar çalışılmış, retrospektif bakmışlar. 4 siklus tedaviden daha evvel tedavisi kesilenler irdelenmiş. 664 hasta, 193'ü 4 siklustan evvel tedavisi kesilmiş. Neredeyse %29'u. 91'i 1. siklustan sonra kesilmiş. 57'si 2, 45'te 3. siklustan sonra. 4 siklus öncesi kesilenlerle 4 siklus sonrası kesilenler arasındaki farklar, tek değişkenli analizde bu 4'ü de anlamlı çıkmış. Çoklu değişkenli analizde ise
daha yaşlı, önce kesilenler daha yaşlı, önce kesilenlerin performans durumları belirgin kötü olarak görülmüş. İlginç olarak tekli değişkenli analizde tek yaşayanlar, bekar olanlar, ayrılmış ya da bekar olanlar ve daha fazla komorbiditesi olanlar maalesef daha erken kesilenler. Yani hasta bakıcı, refakatçisi olanların sağ kalımları da daha iyi gidiyor, öyle anlaşılıyor bu analizden. En sık görülen kesme ara verme nedeninin de stopeni nedeniyle GCSF kullanma gerekli olarak rapor edilmiş bu durum. Bu da ilginç bir çalışma. Peki yine yüksek riskli MDS'de, tedavi almamış yüksek riskli MDS. Yüksek riskli MDS biliyorsunuz işler sıkıntılı. Belirgin stopeni, fazlaca transfüzyon yükü, AML'ye dönüşme riski ve maalesef genel sağ kalım yüksek mortalite riski nedeniyle fazla değil. Radikal küratif tedavi seçeneği allonakil yüksek riskli MDS'de. Peki yaş, fitlik, komorbitte bir sürü nedenden allonakle uygun olmayanlar, onlarda maalesef çare hipometiledici ilaçlar. Yeterli mi? Değil. Çünkü küratif değil ve uzun vadeli olamayan yanıtları var maalesef bunların. Venetoklaks çare mi? Evet, olabilir. Daha evvel de söylediğim gibi faz 1 çalışmada çok iyi yanıtlar var, %80'e ulaşan. İşte bununla ilgili bir Verona çalışması var. Faz 3 çalışma, çift kör, randomize çalışma. 18 yaş üstü, yeni tanı, yüksek riskli MDS. Yüksek riskli MDS. Tabii ki ECOG'u daha iyi olan hastalar alınmış. Allonakil için uygun olup donör araştırması yapılmamış ya da allonakil için uygun donörü olmayan hastalar. 500 hasta, çok merkezli, uluslararası. Aza venetoklaks versus aza placebo. Ama bu çalışma, evet, bu çalışma 20 ülkede devam ediyor. İlgilenenler EBV'nin klinik çalışmalar birimiyle irtibata geçebilir deyip geçiyorum. Yok, bu çalışmanın sonucu daha yeni başladı, devam ediyor. Nisan 2021 itibariyle 20 ülkede hasta alımına devam etmekte Verona çalışmasında. Evet, bir başka çalışma, devam eden bir çalışma. Bu da yine yüksek riskli miyelodisplastik sendromda magrolimab çalışması. Bu da umut veren bir çalışma. Magrolimab da biliyorsunuz bu CD47'ye karşı geliştirilen bir monoklonal antikor. CD47 tümör hücrelerinde ekspresi ediliyor. Oldukça fazla ekspresi ediliyor. Ve işte bunu da bloke ederek magrolimabla bu bloke edilerek makrofajlar tarafından tümör hücresinin fagositozu tetikleniyor, indükleniyor. Aza'nın da bunu sinerjistik etki, pozitif yönde sinerjistik etki gösterdiğini biliyoruz. Magrolimab çalışması. Magrolimab'ı azasitidinle birlikte kombin etmişler. Azasitin artı plasoboya karşı enhanced çalışması. Bu da devam eden bir çalışma. Yine MDS'de bir başka devam eden bir çalışma var. Imetelstat. Imetelstat da kısa telomer uzunluğuna sahip olup hipertelomeraz aktivitesi bulunan hücrelerde telomeraz inhibitörü olarak görev yapıp normal hematopoezin sürdürülmesine yardımcı olan bir ilaç. MDS'de kısa telomerler ve yüksek telomeraz aktivitesi var ve maalesef kısa sağ kalımla birlikte. Çalışma devam ediyor. Düşük ve intermediate 1 IPSS hastalarında, 5Q delesyonu olmayan hastalarda alınmış. Eritropoiesis stimüle edeceğin ilaçlara dirençli yanısız hastalarda, daha evvelden hipometil edici ilaç ve lenalidomid kullanmamış hastalar dahil edilmekte bu çalışmaya. Bu da devam eden bir çalışma, faz 3 çalışma diyorum. Ben şimdilik değerli katılımcılar, kronik miyeloproliferatif neoplazileri Pervin Hoca'nın KML sunumunun devamında anlatacağım. Ben şimdilik akut lösemilerle ilgili burayı bitirmek istiyorum. Sonra Sinem Hoca'nın da sunusu olacak. Sinem Hoca bitirdikten sonra da gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız diyorum. Hocam, sözü size bırakayım. Teşekkürler. Ekran paylaşayım. Ben de özellikle EHA'da bildirilen akut lösemi çalışmaları ile ilgili bir özet yapmaya çalışacağım. Şimdi AML'de özellikle 50 yaş hastalarda venetoklaks azasitidin standart bir indüksiyon tedavisi oldu. Bu çalışmanın minimal rezidüel hastalık yanıtlarını değerlendiren bir bildiri vardı. Bu bildiride özellikle MRD yanıtının 10 üzeri -3'ün altına indiği hastaların
aslında beklendiği şekilde 12 aylık işte genel sağ kalım ve hastalıksız sağ kalım oranlarının %80'lere varabildiğini söyleyen bir çalışmaydı bu. Ve yan etki profili açısından minimal rezidüel hastalık negatifliğinde bir değişiklik yaratmadığını gösteren bir çalışma. Yani venetoklax azasitidinle yanıt elde edilen hastaların önemli bir kısmında 12 aylık sürede minimal rezidüel hastalık yanıtı eğer elde edilirse 12 aylık genel sağ kalım oranı bakın %94, hastalıksız sağ kalım oranı da %83 olarak bildiriliyor ki bu rakamlar oldukça yüksek bizim için, bu hasta grubu için. Bunun dışında VFAS çalışması vardı, faz 1B çalışma. Bunun erken dönem sonuçları bildirildi. Burada biliyorsunuz CPX-351 bir 7+3'ün işte yapısının değiştirildiği ve ileri yaş hastalarda özellikle MDS veya sekonder AML olan hastalarda onay almış bir indüksiyon tedavisi. Bu tedaviye venetoklax, Bicola, venetoklax ekliyorlar. Bicola, midastürün filit 3 pozitif olanlara midastürün ekliyorlar. Yeniten AML hastaları bunlar. Ve burada önce dozu belirliyorlar ve arkasından da belirledikleri dozlarla tedaviye devam ettiklerinde remisyon oranlarının bu kombinasyonlarla oldukça yüz güldürücü olabileceğini savunuyorlar. Tabii ileri yaş olup CPX-351 verebileceğimiz hasta grubu bile oldukça az. Hani bununla venetoklax veya midastürini kombine etmek konusu bu çalışmanın daha ileri sonuçları belki faz 3 yapılırsa bu değerlendirdikten sonra daha rahat gündemimize gelebilir görünüyor. Diğer çalışma COSAR çalışması. Bunu aslında eşte de duyduk bu çalışmayı. Ancak burada daha farklı bir yaklaşım var. Ne yapılıyor? İntensif bir indüksiyon tedavisi. İntensif indüksiyon tedavisinin arkasından yanıt elde edilen hastalara burada idamenin, oral azı idamesinin yeri aslında araştırılıyor. Oral azı idamesi versek veya plasebo versek hastaların da moleküler statüsünü de göz önünde bulundurarak bir fark olur mu diye değerlendiren bir çalışma. Tabii beklendiği şekilde özellikle nükleofosfin 1 olanlar daha iyi gitmişler ama eğer bu hastalara siz oral azasitidin verirseniz de sağ kalım oranlarını 47 aya kadar uzatabiliyorsunuz görünüyor. Ancak FLT3'ün ÖTD ya da TKD'den bağımsız olarak negatif impactını da kıramıyorsunuz görünüyor. Oral aza ile ilgili daha duymaya devam edeceğiz muhtemelen. Gündem artık pratiğimize de yakın zamanda gelecek belki. Burada da indüksiyon sonrasında idame oldukça karşılanmamış bir ihtiyacı karşılayabilir. Özellikle de nükleofosfin olan hastalarda. Fosfin bir pozitifliği olan hastalarda. Başka ne vardı? Daha çok venetoklax ve hedefe yönelik tedavilerin kombinasyon çalışmalarını göreceğiz. Bu çalışmada venetoklax'ı flak'la kombine ediyor. Burada venetoklax'ı 100 mg kullanıyorlar. Çünkü posakonazol kullanılıyor çalışmada. O nedenle 100 mg 1 ve 7. günler arasında venetoklax veriliyor. Diğer falan diğer kısmı aynı. Gece sefe yok sadece. Priming yok. Ortanca yaş 54 olan hastalar alınıyor. Burada 1 ile 5 sıra tedavi olan almış olan hastalar var ve %27 kadarı da daha önce allojeneik olmuş hastalar. Yani neke sonrası relapslar. Bakın genel yanıt oranı %73, %60 tam yanıt ya da inkomplet yanıt olduğunu bildiriyor bu çalışma. Ve yanıt elde edilenlerin %47'sinde de MRD negatifliğinin sağlandığını söylüyor. İELN risk grubuna göre sınıfladığında ise yanıt oranlarının birbirine yakın olduğunu ve hastaların %60 kadarının da bu tedavi sonrasında allojeniye köprülenebileceğini bildiriyor bu çalışma.
Bir diğer kombinasyon daha çok artık tabii kemofri rejimler bütün hematolojik manitelerde gündemde. Venetoklaks'la gliteritini bir kombine etsek nasıl olur FLT3 pozitif hastalarda diye bakılıyor. Vakaların %86'sı ağırlıkla tabii ÜTD pozitif olan hastalar, %14'ünde sadece TKD pozitifliği var. Bu kombinasyonun faz 1B sonuçlarını bildiriyorlar. Yan etki profili olarak hani çok beklenmedik bir şey yok. Stopeniler tabii grade 3 üstünde oldukça fazla. Ancak hematoloji olarak bunu kabul etme konusu, yani manage, yönetebilme konusunda daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Doz redüksiyonları veya kısaltmalar gerekebilmiş bu çalışmada da, ara vermeler. Yine yanıt oranlarının bakın %86'lara kadar çıktığını söylüyor bu çalışma ve ilk yanıta da birinci ayda ulaşılabildiğini söylüyor ki bunlar hani hem hızlı hem de yanıt oranı anlamında oldukça iyi rakamlar. Tabii henüz bunlar erken veriler, yani 40 küsur hasta üzerinden konuşuyoruz. Ama burada bir önemli veri yine daha önce tirozinkinaz kullanmış olan hastalarda da yanıt elde edilebildiğini vurgulamışlar. Bu da aslında değerli bir bilgi. Bir diğer hedef yönelik tedavi IDH1 mutasyonuna yönelik kullanılabilen ancak halen ülkemizde olmayan ivosidenib. İvosidenib'in venetoklaks ve veya aza ile kombine edildiği çalışma. Burada hastalar 3 grupta toplanıyorlar. İvosidenib venetoklaks kombinasyonu 400 mg olarak, diğer kolda 800 mg olarak, üçüncü kolda ise buna aza eklenecek şekilde yapılıyor bu çalışma. Ve burada bütün kollar değerlendirildiğinde %90'lık bir yanıt bildiriliyor. İlk grupta ancak bu %67, yani 800'e eğer çıkabiliyorsanız dozu %100'lük bir yanıt elde edebilirsiniz deniyor. Ya da azayla 400 mg venetoklaks verip azayla kombine etmek düşünülebilir, bilinir görünüyor. Çalışmada vakaların en az 5 ay kaldıklarını ve tedaviye en az bir 4 siklus yakın süre devam etmek gerektiğini biliyoruz. Yine bu ajanla tabii diferansiyasyon sendromuna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle IDH mutasyonunu hedefleyen ivosidenib ile. Bir ALL'ye geçecek olursam, ALL'de de Philadelphia pozitif ALL hastalarına CIMEMA grubunun DEALBA çalışmasını duymuştuk. Burada biliyorsunuz burada dasatinib ile steroid kombinasyonu arkasından 2 siklus, bilin unutmama maksimum 5 siklus olacak şekilde planlanıyor ve sadece sinir sistemi profilaksisi de yine ekleniyor. Sonrasındaki post konsolidasyon tedaviler ise şeye bırakılıyor, physician'a bırakılıyor. Burada 18 aylık bir takip süresi bildiriliyor. Daha önce bildirilmişti. Şimdi 24. ayını bildiriyorlar. 24. ayındaki genel sağ kalım %87, hastalıksız sağ kalım %79.8 bildiriliyor ve burada özellikle indüksiyon konsolidasyondan sonra tabii moleküler yanıtı elde edebildiyseniz DFS beklendiği şekilde daha üstün. Ancak ne yazık ki KZF'nin hani bu grupta kötü prognostik olduğunu biliyoruz ama burada KZF olmasının bu protokolle bu negatif impact'ın ortadan kaldırılamadığını gösteriyor. Disease free survival'ın KZF delasyonu olanlarda daha düşük olduğunu görmekteyiz. Yine CIMEMA grubunun bir diğer çalışması da Philadelphia negatif BAL ile yeni tanı vakalardaydı. Burada da sequential chemotherapy blinatumomab denenmişti. Daha önce 2018'de de bunun ilk yapı taşları bildirilmişti. Burada da iki blinatumomab siklusunun arkasından erken konsolidasyon 3 siklus olacak şekilde metotreksat arası planlanıyor. Ve arkasından da geç konsolidasyon veriliyor. Ve işte yanıt ve MRD negatifliği burada tabii beklendiği şekilde
hedefleniyor. 149 hasta alınıyor, 146'sının değerlendirmesi yapılabiliyor. Buradaki yine hematolojik tam yanıt beklendiği şekilde yüksek, %90'lara varıyor. Ve bu her ne kadar erken bir veri olsa da bilinotumumab'ın kemoterapiye eklenmesiyle önemli oranlarda MRD negatifliğinin sağlanabileceğini, yani 10 üzeri x4'ün altına önemli bir hasta grubunda indirilebileceğini söylüyor ve erken dönemde de artık BiTE antikorlarının tedavi protokollerinde yer bulma olasılığını değerlendiren bir çalışma olarak karşımızda bulunuyor diyerek sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Yine çok yararlandık, çok güzeldi. Yani bu ALL'de demek ki biz bu BiTE'ları, monoklonal antikorları bir an önce kullanmalıyız. Hatta keşke CAR-T tedavisinde, değil mi, kullanabilsek relaps refraktör hastalarda. Bu CAR-T umarım yakın zamanda, bilmiyorum tabii bu laf ne kadar gerçek yaşamla bağdaşıyor da, CAR-T tedavilerini yani kullanmalıyız, değil mi? Ne diyorsunuz? Kullanalım artık. Gelsin artık, nasıl yapalım bilmiyorum. Yani artık hani lenfomada da gösterdiğim gibi sadece Fransa'da 24 tane akredite merkez varken hani hala Türkiye'de ilk vakayı bile kullanamamış olmak, gerçi denendi sanırsam 2 ya da 3 hastada bir merkezde ama yani çok yazık tabii ki, hasta grubumuz için gerekli. Özellikle artık hani bu tedavileri mesela lenfomada da öyle daha öne çekilmesi konuşuluyor. Alojeneyin yerine alır mı ya da alodan sonra yapılır mı, bu tartışılırken biz hala ilk vakamızı bile oluşturamamış haldeyiz. Dolayısıyla sıkıntı. Ben bir söz alabilir miyim? COVID'lerle ilgili, alojenik nakildeki mortalite ile ilgili. Hani biliyorsunuz vakaları toplamıştık. Türkiye genelindeki şeylerde, mortalitede de genel hematolojik menit hastalarından biraz daha düşük olduğunu gördük. Alojinik nakildeki mortalitenin. Hocam yani, pardon, benim sunduğum Kansas çalışmasında %20, bizimkinde kaç çıktı dediniz? Tüm hastalarda %26 civarında bir şeydi. Alojenik de birazcık daha düşüktü ama tabii hasta sayımızın az olmasından kaynaklanıyor olabilir. Otolog'da çok düşüktü ama alojenikte de yani 18 vakamız yanlış hatırlamıyorsam vardı. Onun üstünde galiba yanlış hatırlamıyorsam mortalite vardı. Diğerlerinin sağ kalımı devam edebilmişti. Hem CAR-T'ye hem transplant'a artık tabii merkezler standart bir şekilde devam ediyor ama oldukça sıkıntılı süreçler geçildi görünüyor. Evet hocam, bir hemen bir soru var, sonra bana da sorular var, ben de onlara geçeceğim ama. Ben size bir soru. Özür, Pervin hocam bir şey mi dediniz? Evet, size soru soracağım. Selam hocam. Tamam, ben sonra sorarım. Tamam, o zaman ben sana soracağım, sana çünkü. Tamam, bekliyorum. Bir şey soracağım. Bu azasitinin yanına eklenen kombinasyonlardan hangisi ümit vaat ediyor sence? Vallahi hangisi burada ümit vaat ediyor? Hangileri? Azanın yanına, yani azasitidini diyor, biliyoruz artık. Azasitidinin yüksek riskli MDS'de, yani böyle radikal uzun vadeli sonuçları yüz güldürmüyor diyorlar. Venetoclax, ama venetoclax eklediğimizde de tabii ki karşımıza çıkan bu sitopeniler, değil mi? Yan etki profilini iyi yönetmek lazım. Benim aza venetoclax. Şimdi birazdan Gülden'e de bir soru soracak herhalde ama ona benzer şimdi. Şunu söylüyorum. Yani aza venetoclax yan etkisi var diye vermeyecek miyiz? Hayır. Bence aza venetoclax yüksek riskli MDS'de kullanmak uygun olur diyorum. Ne diyorsunuz? Bence uygun olur. Ben söz alabilir miyim? Yani venetoclax aza hem yüksek riskli MDS'de hani sağ kalım üzerine pozitif bir etkisi olacak görünüyor. Hatta bununla ilgili daha önce aza kullanmış olan hastalar
grubunun da hani biliyorsun sağ kalımları eğer şey olursa, yanısız olursa bu hasta grubunda transplanta da ilerlenemeyince işte 4-5 ay. Hani dolayısıyla bu sağ kalım süresini uzatabilmek için bir şeye ihtiyaç var. Bu noktada da podcastlerde de hani venetoclax'ın yüksek riskli MDS'de yeri olacağı yönünde ön bilgiler alıyoruz. Ancak burada hani bütün protokollerin ve hani tüm toplantılarda tartışılan yüksek riskli MDS ve AML'de TP53 mutasyonu olan hastaların yanıt görmeyeceği, o yüzden magrolimab hani işin içine giriyor. Magrolimab venetoclax aza kombinasyon hani yapılabilir deniyor. O hasta grubu yanıt görmeyebilir ama onun dışında ümit vaat edeceğiz. Yani şeyde stopenileri yönetmenin de ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani hani doğru zamanlamada kontrol yapıp kemik iliğini çok zorlanamayacağını düşünüyorum. Bir de son olarak hani bizim de klinik araştırmalarda klinik araştırmasını yürüttüğümüz hani yüksek riskli grupta antitimslerle azanın kombinasyonu var. Bunların da hani potansiyel etkileri olabilecek görünüyor. Hocam var mı başka soru? Pervin Hocam. Tamam. Tamam. Bir Sinem Hocam, bir şimdi bana gelen soruları da yanıtlayacağım ama şöyle bir şey var. Ben de kaçırdım. En son konuşmanızda anımsar mısınız? Philadelphia pozitifte MRD derken flow olarak mı dediniz gibi bir şey var, soru var ama. Yok, yani genellikle bu çalışmalarda moleküler yanıt değerlendiriliyor. Becerra bele yanıtı oradaki, flow değil. Moleküler tabii ki MRD'de. Evet, tamam. Peki şimdi gelen soru. Şimdi benim o sunduğum bir CAR-T çalışmasında anımsarsınız çok sıra tedavi almıştı hastalar. Daha evvelden bilinotumumab, inotuzumab vesaire, allonakil olup da nüks olanlar. Özellikle ino alıp da CAR-T uygulananlarda özel bir sorun var mı? Vallahi ben moderatör olma avantajımı kullandım. Soruları önce gördüm. Hemen açtım, şeye baktım, bulamadım vallahi. O sunuda öyle bir şey. Ama venoklizif hastalık mı, SOS, yani var mı öyle bir şey? Sunuda yok. Geçen eşte şu tartışılmıştı. İnotuzumab değil de tabii artık hani Amerika'da ya da Avrupa'da hani inotuzumab ya da bilinotumab kullanıp sonra CAR-T'yle ilerleyebildiği için hastalar hani bunları kullandıktan sonra CAR-T nasıl olur diye artık tartışıyorlardı. Hani inotuzumabla değil ama bilinotumabla ilgili CD19'a hani etki edebildiği için CD19 escape olup CAR-T'lerin etkisini düşürdüğüne dair. Burada yan etki olarak geliyor soru. Hani belki venoklizif hastalık herhalde. Ben vallahi bulamadım yani şey çalışmada ama olabilir. Bahsetmemişlerdi. Yani bir debate olmuştu. Orada yan etkiden bahsedildiğini hatırlamıyorum. Yine bir hocalarım var mı katkınız, ekleyeceğiniz bir şey? Yok, selam. Tamam. Tamam. Ben şeyi söz alabilir miyim? Güldane, tamam. İki soru daha vardı. Onları da hemen yorumlayayım. Sonra sana söz vereyim izninizle. Tamam. Aspa cytarabinin tek avantajı yan etki azlığı mı? Yan etki azlığı evet. Bir de etkinliği de 75, ortanca 75 yaşındaki hastalarda iyi çıktı diye düşünüyorum ben. Klasik indüksiyon tedavisine uygun olmayan hastalarda bu ön ilaçla. Azayı nasıl azaltmışlar? Süre mi, doz mu? Doz olarak azaltmışlar. Ona baktım. Doz olarak azaltmışlar. Şu şeyde aza venetoklaks'ta doktor tercihi mi yoksa azayı venetoklaks'ın önce azaltmada? Ona da öyle diyorum. Evet, Güldane Hoca, sizin sorunuzu bekliyoruz. Buyurun. Ben de Pervin abla azasidinin kombinasyonunu sormuştu. Ben de venetoclax çalışmalarında rate 3-4 stopenlerin çok yüksek olduğunu gördük sunmuş olduğumuz çalışmalarda da. Bu kombinasyonlardan yeni tanıda ya da relapse refraktör AML tedavisinde hani gerçek hayatta hangisini tercih etmeyi düşünürsünüz kendi hastalarınız için? Yine hani bizim sık kullandığımız azavenetoclax'la mı devam ederiz? Valla Güldane, azavenotoklax gerçekten pratikte hepiniz de görüyorsunuz. İndüksiyona yanıtsız olanda, hatta bizim klasik yıllardır verdiğimiz kurtarma tedavilerine yanıtsız olanlarda azavenotoklaxın klasik kemoterapiden farklı yolakla
iş gördüğü için pratikte benim gerçek yaşam verisi olarak çok iyi yanıtlar alıyorum Azavenitoklax'la. Dolayısıyla Sinem Hoca'nın da az önce söylediği gibi eğer o yan etkiyi yönetebilirsek, istopenisini yönetebilirsek, hastayı yakın monitörize edebilirsek, ben Azavenitoklax'la klasik relaps refraktör hastalarda farklı yolakla, hedeflenmiş tedavi mantığıyla kullanma taraftarıyım. Yüksek riskli MDS içinde, şimdi Sinem sen de söz alacaksın herhalde, yüksek riskli MDS'de de orada da hastanın yaşına, komorbiditesine, fit olup olmadığına bakarak yani hipometil edici ilaçlardansa, bilmiyorum tabii şimdi hipometil edici ilaçlarla da uzun vadede yanıt alabiliyoruz ama bunlar kalıcı olmayan yanıtlar ve günü kurtaran yanıtlar oluyor. Orada da herhalde Azavenitoklax'ı optimal koşullarda kullanmak yanıtı arttıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi ağırlıkla hani Venetoklax'ı bir şeylerle kombine etme çalışmaları var. Venetoklax azanın etkisini gördük ama yani bu sadece ileri yaş hastaya hitap ediyor ya da amfit hastaya. Hani diğer hastalarda ne yapılabilir? İşte indüksiyona eklenmesiyle ilgili görmüştük verilerini. Şimdi de burada da flak tedavisine eklenmesi vardı örneğin. Dolayısıyla hani özellikle eğer hedefe yönelik bir mutasyonu olmadığını bildiğimiz bir hasta ise, çünkü FLT3 varsa zaten işte ekliyoruz FLT3 inhibitörün indüksiyona ya da relapsta tek ajan bile kullanıyoruz ama hedefe yönelik bir şeyimiz yoksa bence yakın gelecekte hani Türkiye için indikasyon dışı onay alarak denenebilir ama çalışmaların, özellikle MD Anderson çalışmalarının gösterdiği şey Venetoclax ve salvage tedavilerin ya da indüksiyon tedavilerinin faydalı olabileceği yönünde. Dolayısıyla ben de kombine etmeyi düşünebilirim AML'de. Yüksek risk MDS'de de yine indikasyon dışı onay alarak hani yanıt oranını çünkü belirgin olarak arttıracak diğer gruba göre. Hani çok yani %20'lerde yanıt elde ettiğimiz bir hasta grubundan bahsediyoruz. Az HMA'larla. O nedenle günlük pratiğimde kullanmak isterim. Yani bir de hani soru değil de belki katkı ya da serzeniş gibi olabilir. Hani Türkiye şartlarında bizim mutasyon sonuçlarımızı indüksiyon tedavisi bitiminde elde edebildiğimiz gerçeğiyle hani herhalde bu uluslararası kongrelerde sunulan kombine tedavileri, mutasyonlara yönelik kombine, hedefe yönelik daha doğrusu tedavileri kombine etmeyi hani biz asla indüksiyonda başlayamayacağız. Hani yurt dışındaki çalışmalarda belirtiliyor iki gün içerisinde sonuç aldıkları. Hani bizim hiç öyle bir gerçeğimiz yok. Yani biz indüksiyon sonrası sonucunu, FLT3 sonucumuzu öğrenebilirsek hani bunu teşekkür ediyoruz. O aşamada herhalde indiksiyon kombinasyonu değil de biz hep konsolidasyon ya da idamede bu hedefe yönelik tedavileri mevcut tedavimize ekleyeceğiz gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Doğru diyorsun. Mesela şu gemtuzumab ozogamisin değil mi? Standart ve iyi riskli AML'de kullanıyoruz. Evet, i̇yi de dördüncü günde başla diyor. Dördüncü gün. Güzel de yani biz o zaman bekleyeceğiz yani bizim o şeylerin çıkmasını, moleküllerin çıkmasını. Hele şey estogenetiğe kalırsak zaten artık onu neyi bekleriz bilmiyorum yani. Evet, yani en azından kendi hematoloji laboratuvarımızdan sonuç alabilme şansımız var. Hani bazı merkezlerde duyduğum çok hani 2-3 ay sonrasında da FLT3 sonucunu elde edebildikleri. Dolayısıyla aslında tabii en güzeli bu hastaların yeni tanı oldukları zaman NGS'lerinin yapılabilmesi. Çünkü aslında hala iki mutasyonla tedavi protokolü belirliyoruz. Çok yaşa bile bakmıyoruz yani düşünürsek. Evet. Chat'e de bakıyorum da sayın hocalarım. Evet, en son Ekin'in lenfoma sorusundan sonra chat'ten ayrıca bir soru yok. Bunlar bana gelen sorulardı. Çok teşekkür ediyoruz sorulara. Sizin de katkılarınıza. Artık ilerleyelim değil mi? Plazma hücre hastalıklarına geçelim. O zaman da Güldane Hoca'ya şimdi sözü bırakıyorum. Hocam buyurun. Herkese merhaba. Ben sizlerle bugün son yapılan toplantılarda paylaşılan ve güncel miyelom tedavi algoritmasında yer alacağı düşünülen önemli çalışmalardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki MAYA çalışması.
Maya çalışması nakil adayı olmayan yeni tanı multiple myelom hastalarından. Gül bölüyorum, çok özür. Tam ekrana geçebilir miyiz acaba, tam ekran? Tam ekran, pardon. Tam ekran yapmamışım. Süper. Çok özür dilerim. Tamam. Maya çalışması çok merkezli, randomize, açık üçlü faz 3 bir çalışma. Daratumumab'ın Revdex'e eklenmesinin etkinliğini araştırıyor. Yeni tanı, daha önce de söylediğim gibi nakil adayı olmayan multiple myelom hastalarında yapılmış bir çalışma. Her koldaki hastaların %40'tan fazlasının 75 yaş üstü olduğuna da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hastaların median 56 aylık takip sonundaki ara sağ kalım analizi ni ASCO ve EHA'da sundular arka arkaya. Etkinliğine bakacak olursak çalışmanın sonucunda daratumumab eklenmesi Revdex'e 56.2 aylık takip sonunda tüm yanıt oranlarında %93'lük gibi bir oran elde edilmesini sağlıyor. Aynı şekilde yine PFS'de bir uzama. 60 ay sonunda daratumumab eklenen grupta PFS oranının %52, Redex grubunda ise %28 olduğu belirtiyor. 5 yıllık takip sonunda da belirgin tüm sağ kalım uzaması, median tüm sağ kalıma daratumumab kolunda hala ulaşılamadığını, 60 ay sonundaki oranlara bakıldığında ise %66 olduğunu belirtiyor araştırmacılar çalışmanın sonucunda. Dara Revdex kolunda güvenlik açısından değer bakacak olursak artmış nötropenin ve pnömoni oranları takibinde yeni bir yan etki gözlenmediğini de özellikle belirtmişler. Peki bu çalışmanın klinik önemine, daratumumab'ın etkinliğinin ilk basamakta gösterildiği ikinci çalışma bu çalışma. Daha önce Alpilon çalışmasında BNP'ye daratumumab eklenmesinin etkinliği gösterilmişti. Bu da Maya çalışmasıyla daratumumab ile tüm sağ kalım yararının ilk basamakta yeni tanı hasta, nakil adayı olmayan yeni tanı multiple myelom hastalarında gösterildiği ikinci çalışma olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Peki bu bir yeni tedavi yaklaşımı doğurabilir mi? Evet, daratumumab'ın Revdex'e eklenmesi yeni tanı ve nakil adayı olmayan hastalarda yeni tedavi standardı olarak kabul edilebileceği birçok otor tarafından belirtilmekte. İkinci sunacağım önemli çalışmalardan biri de Cardamom çalışması. Bunu da İngiltere'den Yin Yang sundu, ASCO'da sundu, daha sonra EHA'da da sundu. Bu da nakil adayı olan yeni tanı multiple myelom hastalarında 4 kür karsaydex tedavisi sonrasında hastalar randomize ediliyor. Ya 4 kür karsaydex tedavisi konsolide ediliyor ya da melphalan ile otolog nakile ilerleniyor bu çalışmada da. Bu çalışmada endiksiyon sonrası çok iyi kısmi yanıt ve üzeri yanıt oranlarını %59, tüm yanıt oranının %87 olduğu çok önemli bir sonuç. Yine karfizomib Cydex ile konsolidasyonda otolog nakil ile benzer olduğu ve çok iyi kısmı yanıtın üstü yanıt oranının %79'a %80 olduğu çalışmanın sonucunda belirtiliyor. En sık yan etki ise bu çalışmayla enfeksiyon, yüksek kan basıncı ve anemi olarak bildiriliyor. Bence bu çalışmada dikkat edilmesi gereken önemli şeylerden biri de MRD negatifliğini hala otolog nakil ile kemoterapi konsolidasyonuna göre daha fazla oranda elde ettiğimiz. Perfizomib Cydex konsolidasyonu ile otolog nakile benzer olarak 2 yıl PFS oranlarını %70'e %76 olarak çalışmanın sonucunda buluyorlar. MRD negatifliğinin otolog nakil sonrası daha yüksek olduğunu ilk slaytlarında belirtmiştim. Bir de bunu sitogenetik riske göre bölerek değerlendiriyorlar. Onda da yine hem standart riskte hem yüksek riskte otolog nakil sonrası daha yüksek oranda MRD negatifliği elde ediliyor. Bu da eğrileri. Cardamom çalışmasını özetleyecek olursak, carfilzomib Cydex indiksiyon tedavisiyle derin yanıt elde ediliyor. MRD negatiflik oranı %24. Çok iyi kısmi yanıt ve üzeri oranlar otolog nakil ve carfilzomib Cydex konsolidasyon kolları arasında benzer bulunuyor. Ancak MRD negatifliği nakil sonrası daha yüksek. 2 yıl PFS oranları da carfilzomib Cydex ve otologla benzer. Fakat aradaki farkın az olduğuna da dikkat çekmek isterim. Yüksek risk listogenetik grubunda PTS standart riske göre beklenildiği gibi daha kısa. Ama yüksek risk veya standart risk grubunda nakilin
perfüzyonik sadex konsolidasyondan daha etkili olduğuna dair sonra gibi. Optimizasyonda MRD pozitif olanlar nakilen MRD negatif olanlara göre daha çok fayda görmüşler. Bir diğer sunacağım çalışmada, sizlerle paylaşmak istediğim çalışmada Cassiopeia çalışması. Bu geçen yıla damgasını vurmuş bir çalışmaydı. Bunun ikinci kısım sonuçları yayınlandı. İlk kısımda geçen yıl hem EŞTE, hem ASCO'da, hem EHA'da güncelleyerek sonuçlarını paylaşmaya devam etmişlerdi. Birinci kısmı paylaştılar. Birinci kısımda indüksiyon sonrası ve konsolidasyon sonrası yanıt oranlarını karşılaştırmışlardı. Dertunmab VTD'nin sadece VTD'ye daha üstün olduğunu göstermişlerdi. Ve bu çalışmayla beraber de Dertunmab VTD dörtlü kombinasyonda EMA'dan ilk defa onay alan ve hala tek onay alan kombinasyon rejimi olarak bildirilmişti. Şimdi bu yıl bu çalışmanın idamet sonuçlarını paylaştılar. Hem ASCO'da hem EHA'da. Burada da daratumab ya da takibin birbiriyle karşılaştırmasını. Tabii ki daratumab idamesinin PFS'si, progresyon sağ kalımı hala ulaşamadığı da eğriden görülmekte. Eğrinin araları da oldukça açık. İkinci sonlanım olarak da yanıt oranlarına baktılar. Hem tam yanıt oranı hem de MRD negatifliği daratumab kolunda daha yüksek olarak burada da görülmekte. Bir de indüksiyon, konsolidasyon ve idamenin hepsini kombine ederek yanıt değerlendirmesi yaptılar gruplar arasında. Burada bence en çok dikkatimizi çekmesi gereken şey VTD'yi daratumabla idame edersek aslında daratumab VTD indüksiyonunun daratumabla idame edilmesine benzer oranda bir PTS yakalayabildiğimiz. Burada da gene tam yanıt ve MRD negatifliklerini görmekteyiz. Bu da daratumab kolunda yani dara VTD'nin daratumabla idame edilmesi ya da idame edilmemesi durumunda daha yüksek olduğunu göstermekte. Geçen yayınladıkları indüksiyon ve konsolidasyon kısmını part 1'i tekrar güncellemişler bu yılda. Bu yılda yine dara VTD, VTD'ye daha üstün olarak görülmüş. Cassiopeia'nın ikinci kısım çalışmasını özetleyecek olursak, VTD indüksiyon ve konsolidasyon verilen yeni tanı multiple miyelom hastalarında daratumab idamesi ile nakil sonrası sonuçların daha iyi olduğu belirgin bir şekilde gösteriliyor. Dara VTD indüksiyon ve konsolidasyon verilen hastalarda ise PFS2 ve tüm sağ kalım etkinliğini gösterilebilmesi için daha uzun takibe ihtiyaç var. Eğrinin arasının açılabilmesi için. Aynı çalışmanın birinci kısmında daratumab içeren rejimlerin indüksiyon ve konsolidasyon erken kullanımının sonuçları da güncelleniyor. Ve yine dara VTD'nin de dara VTD grubunda daha iyi sonuçların elde edildiğini vurgulamışlar. Tabii önemli olarak da Griffin, Persoyuz, Aruda gibi çalışmalar hala devam ediyor. Bunlar da rutumab ve lindomit içeren optimal idame stratejilerini belirleme açısından sonuçları büyük önem taşıdığını belirtmekte fayda var. Forte çalışması yine Francesca Games sunduğu geçen yıl çok konuşulan çalışmalardan biri. Bunun da sitogenetik alt grup analizini tekrar bu yıl güncellediler. Neydi Forte çalışması? Forte'de de karfizomik Cydex, karfizomik Revdex ya da karfizomik Revdex ve Cydex sonrasında konsolidasyonda otolog nakil ya da karfizomik Revdex sonrasında karfizomik Revdex ile konsolidasyon idi. Bunun ilk sonuçlarını görmüştük. Şimdi ikinci sonuçlarında alt grup analizini yaptılar. Bu 51 aylık bir median takip süresi sonucunda hastaları delesyon 17 PS'i, translokasyon 4-14, translokasyon 14-16, delesyon 1P, 1Q gaini ve amplifikasyon 1Q'su olanları yüksek riskli olarak ayırt ediyorlar. Ve bir de double hit yani ultra yüksek riskli bir grup belirleniyor. Bu artık yavaş yavaş kabul görmeye başlayan bir yaklaşım. Bunda da en yüksek riskli hasta tanımlanıyor. Bu da 2 veya üzeri bu yukarıda belirlenen yüksek risk belirteçlerine sahip olması hastaların. Bir yıl süren MRD negatifliği hastalar arasında 4 yıl yani bir yıl boyunca MRD'si negatif
giden hastalar arasında doktor hesaplıyorlar. Bu yüksek risk sitogenetik oranı, sitogenite sahip hastalarda %87, double hit sitogenite sahip hastalarda ise %84 gibi çok iyi oranlarda görülüyor. İkinci randomizasyondan sonra median 37 ay bu hastaları takip ediyorlar. Burada da görüyorlar ki bu tedavilerde hani karfilzomib revlimit ya da revlimit idamesi altında bile amplifikasyon 1Q'ya sahipse eğer hastanız, o hasta kötü gidiyor. Seçim aşısında da yeni tanı multiple miyelom hastalarında yüksek risk özelliklere göre yapılan alt analizinde karfilzomib revdey sonrasında otolotmakilin karfilzomib revdey ile konsolide edilmesiyle karşılaştırılmasında 4 yıl PFS'de belirgin uzama gözleniyor. Bu standart riskte %82, yüksek riskte %62, double hitte %55 olarak bildiriliyor. Karfilzomib revdex'in otolog nakil ile konsolide edilmesinde 1 yıl süren MRD negatiflik oranları da yüksek riskli grupta %52, %50, double hit grubunda ise %47 olarak gayet iyi oranlarda belirtiliyor. Peki idame ne nasıl? Karfilzomib revdex'in sadece lenalidomid ile idamesinde tedavi başlangıcında bu sefer PFS'li başlangıcı olarak alıyorlar ve 3 yıl PFS'de belirgin uzama olduğunu görüyorlar. Bu standart risk hastalarda %90, yüksek riskli hastalarda %69, double hit hastalarda da %67 olarak bildiriliyor. Karfilzomib revdex'in otolog nakil ile kombinasyonunda ya da karfilzomib karfilzomib revdex ile konsolidasyonunda ya da idame tedaviler arasında biraz önce de söylediğim gibi amplifikasyon 1Q dışında tüm sitogenetik alt gruplarda faydası gösterilebilmiş. Bir diğer sunacağım çalışma da elotuzumab karfilzomib lenalidomid dexametazon. Elotuzumab, daratumab kadar yıldızı parlamayan anti-CD38 monoklonal antikoru. Bunu her yıl değişik kongrelerde yeni çalışmalarını paylaşıyorlar. Şimdi de karfilzomib revdex'le kombinasyonunu paylaştılar. Bu da otolog nakil adayı olan yeni tanı multiple miyelom hastalarında bütün hastalara 12 kür elo-KRD veriyorlar. Ve daha sonra da hasta eğer uygunsa otolog nakil yapıyorlar. Ve daha nakil sonrasında MRD negatifliği elde edilince de elotuzumab revdex ile idameye geçiyorlar ve hastalar 24 ay takip ediliyor. Bu çalışmanın temel amacı tam yanıt ve MRD negatifliğinin değerlendirilmesi. 8 tür tedavi sonrasında %58 tam yanıt ve veya MRD negatifliği bildiriliyor. Tek başına MRD negatiflik oranını çalışmanın sonucunda vermemişler. İkinci yıl PFS oranları ise %87, gayet güzel. Tüm sağ kalım oranları da %89 olarak bildiriliyor. Bir de MRD kalıntı, ölçülebilir kalıntı hastalık, multiple myelomda tedavi algoritmasını yönlendirmeli mi sorusu son yıllarda sürekli olarak tartışılıyor. Burada da EHA'da Bruno Pavia MRD ile yoğun olarak ilgilenen bir miyelom otörü. Turmelin MM3 ve MM4 çalışmasında 1280 hastanın idame tedavi altında MRD negatifliğinin nasıl gittiğini, iksozomib idamesi altında nasıl gittiğinin sonuçlarını yayınladılar. Burada da MRD pozitifliğinin negatifliğe dönmesinin iksozomib alan grupta daha iyi olduğunu ama iksozomib ve plasebo grubu arasında PTS açısından istatistik bir fark olmadığını göstermiş oldular. İkanyi çalışması da yine geçen yıl bizimle paylaşılan bir çalışmaydı. İsotüksünop'un pomalidomid ve dexametasonla kombine olması. İsotüksünop da bir diğer anti-CD38 monoklonal antikoru henüz onay almadı. Hem Avrupa'da hem Amerika'da ama onay açısından değerlendiriliyor. Burada da isotüksümopu pomalidomid dexametazonla kombinasyonunun primer analizi daha önce yayınlanmıştı. 11.6 aylık takip sonucunda isotüksümop kolunda daha iyi PFS elde edilmişti. Şimdi ikinci analizi, ara analizi yayınladılar. Burada median takip süresi 35.3 aya çıktı. Tedavide kalanların oranı isatüksümab kolunda %17,5, pomalidomid dexametason kolunda ise %78 olarak belirtildi. Ve çalışmada yine bir sonraki tedaviye
bir sonraki tedavinin başlama süresi isotuksumab konuda daha yüksek, PFS'si daha iyi ve bu hastalardan daratumab kullanan hasta sayısının hiç azımsanmayacak kadar çok olduğuna da dikkat çekmek isterim. İsatüksümab pomalidomid deksametazon ile ilave 2 yıllık tedavi sonrasında hala derin yanıtının devam ettiği ve belirgin olarak PFS2'yi uzattığı 7 aylık median tüm sağ kalım düzelmesiyle de güçlü bir tüm sağ kalım yararı gösterdiğini çalışmanın sonucunda görmüş olduk. Bir de tedavi, yani hastaları isotüksümab pomdex verdikten sonra nüksettiğinde ardışık olarak darutumab kullanmasının etkisi var mı diye bir alt analiz yapıyorlar bu çalışmada. Ve bu ardışık darutumab kombinasyonlu tedaviler ile benzer tüm yanıt oranları gözleniyor. Ama ardışık darutumabın tekli tedavisinde tüm yanıt oranlarında azalma gözlendiği özellikle belirtiliyor. İberdomid de serebron modülatörü önemli bir tedavi, gelecekte önemli bir tedavi olarak nüks miyelom hastalarında yerini alacağını herkesin düşündüğü bir seçenek. Şimdi iberdomidi daha önce faz 1 doz eskalasyon çalışmasını sunmuşlardı geçen yıl. Eşte de sundular. İberdomidin deksametazonla karşılaştırmasını. Burada ise iberdomidin darutumab deksametazona eklenmesini veya bortezomib deksametazona eklenmesini veya karfizomib deksametazona eklenmesinin yanıt oranlarına etkisine baktılar. Median yanıt süresinde iberdomid darutumab deksametazon kombinasyonunda hala ulaşılamadığı ama 17 yanıtlı hastanın 14'ünün hala yanıtlarının devam ettiği, median yanıta kadar geçen sürenin de 4.1 hafta olduğu belirtildi. Peki iberdomid Veldex kombinasyonu nasıl? Bunda da yanıt süresinin 35.7 hafta olduğu, 14 yanıtlı hastanın 7'sinde yanıtının devam ettiği, median yanıt süresinin de 3.6 hafta olduğunu belirtmişler. Karfizomib deksametazonla iberdomid kombinasyonu sonunda ise yanıt süresinin hala ulaşılamadığı, bütün hastaların hala yanıtlı olduğu ve yanıta kadar geçen median sürenin de 4.1 hafta olduğunu sonunda belirtiyorlar. Özet olarak çoklu sıra tedavi almış relaps refraktör multiple miyelom hastalarında özellikle imiklere, darutumab'a ve proteasom inhibitörlerine dirençli hastalığı olanlarda iberdomid ile deksametazon, darutumab veya bortezomib veya karfizomib kombinasyonlarının kabul edilebilir bir güvenilirlik ve umut vadedici bir etkinliğinin olduğu gösterilmiş oldu bu çalışmayla. Hematolojik olmayan yan etki oranı düşük, çok az grade 3-4 yan etkisi var. Bunlar da özellikle halsizlik, kızarıklık ya da gastrointestinal bozukluklar olarak belirtilmiş. Faz 2 doz belirlemesinin 1.6 mg olduğunu iberdomid deksametazon, darutumab deksametazon kohortunda tespit edilmiş ama diğer kohortlarda henüz doz belirleme devam ediyor. Multiple miyelomda iberdomid tabanlı rejimlerin faz 3 kombinasyonlu çalışmalarında aynı buradan anlayabiliyoruz. Boston çalışması gene relaps refraktör hastalarda selinexor bortezomib deksametazon kombinasyonunun özellikle penta refraktör hastalarda kombinasyonunun gösterildiği geçen yıl gene ASCO'da, EHA'da işte sunulmuş olan bir çalışmaydı. Burada da yaşlı hastalardaki etkinliğini değerlendirildi ASCO'da. Daha önceden virüs sıra tedavi alan hastalar, bunlar da PI proteasom inhibitörü içerenler de dahil ve daha sonra nüks etmiş hastalarda selinexor Veldex veya Veldex olarak hastaları randomize ediyorlar. Bunların alt grup karşılaştırmasında 65 yaş altı ve üstü hastaları karşılaştırıyorlar. Bunda 65 yaş altı hastalarda tüm yanıt oranları %77, 65 yaş üstü hastalarda %76, selinexor kolunda, diğer kolda ise %59 ve %64 olarak benzer bulunuyor. Tüm sağ kolun oranları 65 yaş ve üstü hastalarda selinexor grubunda hala ulaşılamazken Veldex kolunda 29 ay olarak belirtiliyor. Periferal nöropati herhangi bir grade'de beklenildiği gibi Velket deksametazon grubunda hem 65 yaş altı hem 65 yaş üstünde istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha yüksek olarak belirtiliyor.
Tezi senin ilk okulunda Meldex School ile karşılaştığında her iki yaş grubunda daha uzun olarak tespit ediliyor. Ben insani erken erişimle hani biz de şu ana kadar 16 hastamızda kullandık. Şimdi Selinexor'un farklı kombinasyonlarının belir gelmeye başladı. ASCO'da Selinexor'un Pomdex ile kombinasyonun fazı sonuçları yayınlandı. Burada çok hızlı hastalar çalışmanın hedefinde maksimum tolere edilebilen ve önerilen fazı iki dozun tespit edilmesi, önerilen fazı iki dozun güvenilirlik ve etkinliğinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın sonucunda en önemli yan etkiler düşük kan değerleri, yani sitopeniler, bulantı, halsizlik ve iştahsızlık. Tüm yanıt oranları daha önce pomalidomid hiç kullanmamış veya refraktör olmayan hastalarda %57, pomalidomid refraktör hastalarda %44, önceden darutumab kullanan hastalarda %60, önerilen faz 2 dozuyla tedavi edilen hastalarda ise %65 olarak bildiriliyor. Bu hastaların çoklu tedavi aldıklarını, en az medyan 3 sıra tedavi aldıklarını unutmamak gerekiyor. TFT'nin de yaklaşık 12 ay olduğu bildiriliyor. Bir spesifik antikor çalışmalarından çok fazla vardı. Ben bunları özetlemeye çalıştım. ASCO 2021'de sunulan çalışmalardan en önemli 3 molekül teclistamab, evranatamab ve talquetamab. Bu çalışmaların sonuçları yayınlandı, sunuldu daha doğrusu. Teclistamab BCMA'yı hedefliyor. 40 hastalık bir verisi yayınlandı. Daha önceki tedavi sayısı medyan 5. Refraktör hastalar. Bu hastalarda tüm yanıt oranları %65, oldukça iyi. CRS oranları %60, bunun %1 nörotoksiste ve %65'te nötropeni olduğu bildirilmiş bu hastalarda. Evranatamab ise o da gene BCMA'yı hedefliyor. Gene az sayıda bir hasta grubunun sonuçları yayınlandı. 30 hastalık. Ama bakın önceki tedavi sayısı 8. Bu hastalar gerçekten çoklu tedavi almışın hakkını veren hasta grubu. Bunlardan da %87'si triple refraktör hastalar. Tüm yanıt oranları böyle bir hasta grubunda %70. Çok iyi. Talquetamab GPRC5D yi hedef alıyor. Bu da yine az bir hasta grubuyla 30 hastalık bir verisi yayınlandı. 6 sıra tedavi almış, medyan 6 sıra tedavi almış hastalar ve bunlardan triple refraktör hastalığa sahip olanların oranı %77. Bu hastalarda da %70 oranında tüm yanıt elde ediliyor. CAR-T çalışmalarına bakacak olursak CAR-T'de iki tane önemli çalışma var. Bunlar da onay aldıkları için bahsetmek istiyorum ama değilse biz ulaşabildiğimiz çalışmalar değil. Bir tanesi Filtasel'in sunulduğu CAR-T3 çalışması. Hem ASCO'da hem EHA'da sunuldu. Relaps refraktör miyelom hastalarında Filtasel'in faz 1 ve 2 çalışması. Bu Filtasel 2 BCMA hedefleyen single domain bir antikor içeriyor. Çalışmanın 18 aylık takip sonuçları bunlar. Gene 97 tane çoklu sıra tedavi alan hastalar. Bunlar da ortalama gene 6 sıra tedavi almışlar. %88'de üçlü triple class refraktör, yani imite, PIA'ya ya da monoklonal antikor, CD38 monoklonal antikoruna refraktör hastalardan oluşuyor. Oldukça dirençli bir hasta grubu. Çalışmanın sonucunda tüm yanıt oranları %80, pardon, tüm yanıt oranları %97, oldukça yüksek. 18 aylık PFS'si %66, 18 aylık OS'de %81 olarak medyan yanıt süresi de 21 ay olduğunu vurgulamak isterim. Peki güvenli mi? Hastaların aslında %95'inde CRS görünüyor ama hemen hemen hepsinde grade 1-2 olarak gelişmiş. Bu da sevindirici bir gelişme. %21 hastada da nörotoksite görüldüğünü özellikle belirtmek isterim. Peki bu çalışmanın klinik önemine, Siltasel'in single infüzyon ile çoklu sıra tedavi almış miyelom hastalarında erken, derin ve süren yanıt elde edilmiş dozunda kontrol edilebilen güvenli bir profil sağlandığı görülüyor bu çalışma sonucunda. Siltasel verilerin devam eden uzun süre takipleri çok önemli sonuçlar verecek bize. FDA ve EMA değerlendirmeleri de hala devam ediyor. İkinci CAR-T çalışması İDASEL ile yapılmış olan KARMA çalışması.
karma çalışması da ASCO ve EHA da sunuldu. Bu da relaps refraktör miyelom hastalarında idasel'in faz 2 çalışmasıydı. Yine idasel BCMA bir CAR T hücresi ve FDA tarafından onaylandı bu yıl. Hangi hastalarda onaylandı? 4 sıra ve üzerinde tedavi sonrasında nüks etmiş olan miyelom hastalarında onaylandı. ASCO'da 2021'de de güncellenmiş yaklaşık 25 aylık takip sonuçlarını sundular. 128 çok sıra tedavi almış hastalar, bunların ortalama 6 sıra tedavi almışlar. Yine bu hastaların %84'ü triple class refraktör hastalardan oluşmakta. Tüm yanıt oranı %73, median yanıt süresi 10.9 ay, median PFS'in 8.6 ay, median OS'in 24 ay olduğunu belirtmek isterim. Güvenli mi? Yine CRS hastaların %84'ünde görülüyor ama bunların %78'i grade 1-2. Herhalde daha uzun takip sonrasında güvenlik daha net olarak belli olacak. Peki klinik önemini? BCMA CAR T hücre tedavileri benzer onaylı ilaçlarla karşılaştırıldığında daha yüksek tüm yanıt oranları, yanıt süresi ve PFS elde edildiği görüldü. İdisel FDA tarafından Mart 2001 yılında onaylandı. EMA değerlendirmesi ise hala devam ediyor. Bir tane de gene günlük pratiğimizi etkileyeceği konusunda herkesin çok vurgu yaptığı amiloid ile ilgili paylaşmak istiyorum. Andromedia çalışması BCD'ye yeni tanı ALE amiloid hastalarında eklenmesinin sonuçları paylaşıldı. 11.4 aylık median takip sonrası primer sonuçları EHA 2020'de sunulmuştu. DARA VCD'de yeni tanı ALE amiloidde ilk kez FDA tarafından onaylanan tedavi oldu bu çalışmanın sonuçlarına göre. Bu yıl ASCO ve EHA'da 20 aylık takip sonuçları güncellendi. Sonuçlarında DARA'nın BCD'ye eklenmesiyle hematolojik tam yanıt oranları %19'dan %59'a arttı. Kardiyak ALE amiloidoz dahil bütün alt gruplarında etkin olduğu gösterildi. 12 ay kardiyak ve renal yanıtların DARA BCD'de tek başına BCD'ye göre 2 katına kadar arttı. 12 ay kardiyak yanıtın %57'ye %28, renal yanıtın %57'ye %27 olduğu gösterildi. Bir kez daha etkin bir tedavi olduğu vurgulanmış oldu. Güvenlik profili herhalde daha uzun takip sonunda netlik kazanacak ama DARA VCD grubunda 7. kürden sonra grade 3-4 yan etki oranının %5'ten az hastalığı görüldüğünde özellikle istedim. Peki klinik önemini bu çalışmanın yeni tanı ALE amiloidoz hastaları için daratumab VCD eklenmesinin yeni standart tedavi seçeneği olduğu artık ömürlebilir bir sonuç. Ocak 2021'de FDA tarafından subkutan daratumab BCD tedavisi yeni tanı ALE amiloidozda onaylandı. Haziran 2021'de de EMA tarafından onaylandığını belirtmek isterim. Benim plazma hücre hastalıklarıyla ilgili paylaşacağım çalışmalar bu kadar. Sorularınızı severek paylaşacağım. Güldane Hoca'ya çok çok teşekkür ederiz. Biraz internet bağlantısı ile ilgili ses kesilmeleri oldu. Hayır, görüntümü de herhalde onun için kapatmışlar. Onun için kapatmıştık görüntünü de. Şimdi bazı Güldane çok teşekkür ederim. Ben çok çok umarım çok anlaşılabilir olmuşumdur. Çok yararlandık. Çok güzel özetledin, toparladın. Sağ ol. Şimdi hem bazı internet kesintileri nedeniyle anlaşılamayan yerler vardı. Bir de ben en son işte şey hakkımı kullanıp hemen diğer hocalarım da kesin soru soracaktır şimdi ama bu en son DARA VCD primer amiloidde otologla konsolide etmiyorlar mı? Hastanın durumuna göre karar veriyorlar. Hmm. Uygunsa ediyorlar, uygun değilse etmiyorlar. Peki. Tamam. Şimdi bizim dahil olan hastalarımızın hiçbiri nakil olmadı. Nakil olmadı. Yani uygun olmadığı için. Daha sonra idameye geçiyorlar. Evet. Güldane sesin gidiyor mu arada? Yani
nakil olmamasının nedeni uygun olmaması mı? Evet, evet. Yok, bir kısım hastanın da duyabiliyor musunuz acaba? Tamam, duyuyoruz. Tamam. Tedavinin yani ilk protokol yayınlandığında otologlu konsolidasyon yoktu. Daha sonra hasta ve takip eden ekim inisiyatifine bırakıldı. O grupta tedavi yani nakil olmamış hastalarımız var bizim de. İdam tedaviyle tam yanıta gidiyorlar. Peki. Güldane şeyi soracağım. Ben Forte çalışmasını soracaktım. Bir de Cassiope çalışmasıyla ilgili bir soru var. Hem internet kesikliği hem de tam bir daha üstünden geçmek adına Cassiope'de Dara VTD versus VTD. Şimdi bunun sonucunu şöyle evet. Bir daha özetler misin? Ne diyorsun Cassiope ile ilgili sunulan bu yıl? Şimdi Cassiope ile bu yıl idame kısmını sundular. Heh. Yani ilk kısım geçen yıl ilk kısmı yayınlamışlardı. Orada post indiksiyon ve konsolidasyon yanıtına bakmışlardı. Hem tam yanıt olarak hem de şey olarak MRD açısından sonuçlarını yayınlamışlardı. Bu yıl idamede daratılmak kullanımıyla gözler arasındaki farkı yayınladılar. Onda da hani daratılmak kullanılmasının hani daha etkin olduğu ortaya çıktı. Ama bence Cassiope'nin bu yılki sonuçlarında önemli olanlardan bir tanesi de VTD'nin daratılmakla idame edilmesi, daratılmak yani dara VTD'nin daratılmakla idame edilmesi kadar iyi. Yani ilk iki yılın sonuçlarını vermişler. Ama PFS eğrisine bakış olursak hani curve açılıyor aslında. 2 yıldan sonra açılıyor. 4 yılda, 5 yılda VTD artı dara idamesi daha üste çıkıyor. O zaman indüksiyonda ilk sıra değil de idamede verelim darayı. Yani tabii hani öyle bir şey de düşünülebilir tabii. Peki. Peki bu Forte'ye geçelim. Forte çalışmasına. Bir dakika, bu soru mu? Ben sunum yaparken hava karardı da burada. Çok özür dileyerek ışığımı 2 dakikada açıp gelebilir miyim hemen? Tamam. Geldim. Hoş geldin. Şimdi Forte çalışmasında da yani işte KRD versus otolog. MRD evet. MRD üstünlüğü yok değil mi iki grubunda? Yani yanılıyor muyum? Bir ikinci sorum, otologla konsolide edince PFS daha iyi mi? Şimdi normalde Forte geçen yıllar. Kesildi mi yine? Yine kesildi baştan alırsan. Tamam, Forte geçen yılın favori çalışmasıydı. Her şeyine baktılar. Geçen yıl otologla benzer olduğunu söylediler yanıt oranlarının. Ama MRD'nin otolog yapılan grupta daha yüksek olduğunu bulmuşlardı. Hmm. Onun için hani otolog nakilin yani PFS açısından benzer ama MRD negatifliği açısından daha iyi olduğunu söylemişlerdi. Pardon, Gülay. Sitogenetik hastalar için değil mi bu söylediğin cümle? Sanki yüksek riskli hastalar için gibiydi galiba burada. Bu yılki analizi abla. Bu yılki analizinde yüksek riskli hastaların nakilden daha çok fayda gördüğünü ve MRD negatifleşmesinin yüksek risk grubunda daha yüksek olduğunu yayınladılar. Peki, tamam. Okey, teşekkür ederim. Şöyle bakıyorum, ben gelen soruları toparlamaya çalıştım. Hocalarım, sizin katkı ya da sorunuz var mı plazma hücre hastalıklarıyla ilgili? Benim yok, teşekkür ederim Güldane. Gayet güzel özetlemiş. Ervin Hocam buyurun. Ya tabii ben hani burada tabii ki dara, elotuzumab niye çok tutulamadı, ben onu merak ediyorum ya. Çünkü yani gerçekten en çok çalışma darayla ama elotuzumab bir türlü tutulamadı. Onu merak ettim. Niye yer bulamadı kendine? Evet, bu sene bir çalışmayı yayınladın ama söyledin.
Ama yani çok tutulamadı da Miyolom şeyinde, cephesinde. Etkinliği daha mı düşük Dara'ya göre? Ya da yan etkisi mi fazla? Evet. Aslında yan etkisi fazla değil abla, daha kolay tölere ediliyor. Dara'dan biraz farklı, Slam 7 üzerinden etki ediyor Miyelon'da aslında. Tam CD38 spesifik değil bu, monoklonal antikor. Elopondex sonuçlarını geçen yıl tekrar güncelleyerek yayınlamışlardı. Bu yıl da güncellediler, onu koymadım. Aslında oldukça iyi görülüyor relaps refrakterde. Bizim de 94. türünü alan aslında hayatımız diyor. Ama yani miyelom cephesinde çok şey almadı gerçekten. Yeni almadı. Ama bu yıl daha çok adı duyuluyor. Belki daha güncelleşir. Güncellenir. İstatüksümap da öyle. İstatüksümap kadar parlamıyor. O da belki bilmiyorum, Avrupa menşeli olduğu için olabilir belki. Yani Daratumab Amerika ondan. Peki. O zaman tamam, çok teşekkür ediyoruz Güldane'ye de. Güldane, yani işte başta da söyledim, işte tatil yöresinden bile izninde teşekkür ederiz. Hazırladı, toplantıya katıldı. İnternetin cilveleri biraz zor çekiyordu ya, ama evet, biz anladık, bakmayın, duyduk. Bakmayın. Yok. Yok, çok güzel özetledin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. O zaman ben izninizle şimdi Sayın Hocamız Profesör Doktor Pervin Topçuoğlu Hoca'ya sözü bırakıyorum. O da bize kronik miyeloproliferatif neoplaziler, yani aslında o KML'yi anlatacak bize, KML çalışmalarını. Hocam buyurun. Ben teşekkür ederim. Bir ekranımı paylaşayım ama slaytımı göremiyorum paylaşımda. Pardon, bir slaytımı üste alayım, almamışım. Özür dilerim. Slaytı bir açayım, sonra paylaşım yapayım. Pardon, share screen'de slide'ımı görmüyor ya bir türlü. Selamicim, slide'ımı görmüyor. Ben yani KML, tamam KML bana, KML'yi anlatacağım ama bence KML'de laf bitmiş durumda aslında. Boşuna oturumlar yapıyorlar diye düşünüyorum her seferinde. Her seferinde KML'yi anlatırken. Çünkü KML'de çok anlatacak da bir şey kalmamış. ASCO'ya baktım, doğru dürüst bir şey yok. EHA'ya baktım, evet. Sunulara baktım, çok az bir sunu var. Abstraklar var, e-posterler var. Ben de size biraz seçmeye çalıştım. Umarım yararlı olabilir. Aslında post-eş'te de benzer şeyleri sundum. Çok değişen bir şey olmamış eş'ten sonra, ne ASCO'da ne EHA'da, onu da belirteyim. Yani hani yeni bir şeyden, yani yeni bir şeyden faydalanamayacaksınız. Yeni bir şey olmayacak sizin için. Bunu ben POSEŞ'te de sunmuştum. Optik çalışması hem ASCO'da aynısını sundu. Portes hem de EHA'da sunmuş. Gözüküyor. Burada da ponatimin dozuyla alakalı. Ponatimin dozu, başlangıç dozu 45 mg'la, 30 mg'la veyahut da 15 mg'la başlanıyor. BCR-AB ile %1 ve altına düşünce, yani majör moleküler yanıt elde edince dozlar 15 mg'a pardon %1'in altına düşünce, özür dilerim, 15 mg'a düşülüyor. 12. Hedef burada 12. ayda BCR-ABL'nin, yani moleküler yükün azalması. Burada grupların özelliklerini görüyorsunuz. Grupların özellikleri birbirine benzer ve şöyle devam edeyim ben çalışmaya. Birinci sonlanım noktasında başarı tabii ki 45 mg'la başlamakta. %44.1 ile BCR-AB ile %1'in altına düşmüş durumda. 30 mg başlananlarda %29, 15 mg'la başlananlarda %23.1 gibi gözüküyor. Ve 6, 12 ve 24. aydaki BCR-ABL'deki azalmanın özellikle 45 mg'la başlananlarda daha iyi olduğunu görmekteyiz. Yani burada 45 mg'la başlamak avantajlı gözüküyor. Ve doz 15 mg'a düşünce de burada da görüldüğü üzere iki grubu birleştirilince doz azaltıldıktan sonra %75'inde cevabın devam ettiği bu çalışmada bildirilmekte. Yine doz kaybı, peki doz azalttıktan sonra yanıt kaybına bakılınca, bu 45 mg'dan 15'e düşüp ya da 30'dan 15'e düşülünce
Evet, bir kısmında yanıt kaybı oluyor. 45 mg kolunda 13 hastada, 30 mg kolunda da 9 hastada 15 mg'a düşünce yanıt kaybı olmuş. Ama tekrardan ilaca dozu artırılınca yine yanıt elde edildiği görülmekte burada bu çalışmada. Yani 15 mg azalttık, yanıt kaybı olan hastalarda tekrar 45'e ya da tekrar 30'a çıkılınca tekrardan yanıt kazanılabildiği çalışma bildirmekte. Burada da T315I yani en kötü prognostiği olan mutasyon. Bunda da 45 mg'la başlamanın avantajı gözükmekte. Tabii diğer mutasyonlarda da 45 mg'la başlamak avantajlı gözükmekte. Sağ kalıma baktığımız zaman sağ kalım 3 kolda da benzer. 12 aylık, 24 aylık ve 36 aylık sağ kalımlar birbirine benzer gözüküyor. Yan etkiye baktığımız zaman yan etki toler edebilir, yan etkileri var. Ama tabii ki öyle devam edeceğim şuradan. Bir miktar daha 45 mg kolunda bir miktar daha yani diğerlerine göre daha fazla yan etki var. Sonuçta burada özetlemekteler ki KM ile kronik fazla ilk kez yapılmış ileri dönük yanıt tabanlı doz azaltılması çalışması. 3 dozda yararlı. Yani 45 ile başlamak en iyi yanıt. Tabii ki 30 ile başlamak ya da 15 mg kohortlarda da daha az dirençli veya başlangıçta T315I mutasyonu olmayanlarda mutasyonlu olanlara göre daha fazla yararlanmakta. Yani mutasyonlu olanlarda aslında 45 ile başlamak daha avantaj. Diğerlerinde diğer dozlarla başlanabileceği belirtilmekte. Ve yine ikinci kuşakları dirençli olan hastalarda, mutasyon olan olmayanlarda da belirgin sağ kalım etkisi olduğu burada bildirilmekte. Yani kısaca 45 mg'la başlamak daha kolay yanıt elde edilmesini sağlıyor. Ama tabii yan etki insidansı da bir miktar fazla oluyor. Ama tercih edecekseniz diyor aslında mutasyonlu olanlarda daha yüksek dozla başlayıp azaltmayı tercih edin diye belirtmekte. Gelelim kesme çalışması, tim çalışmasının son analizleri diyebilirim. Aslında hepimiz biliyoruz zaten, buna da aşinayız. KML'de artık trozinkinazlar kesilebildiği, kesilebileceğini bilmekteyiz ki 4000'den fazla hastada da trozinkinazlar kesilmiş. Ve burada da peki ne etkiliyor sonuçlara derseniz, hastanın kesilmeden önceki suboptimal veya dirençli hastalarda hepimizin bildiğimiz gibi tedavisiz süre kısa. İnterferonun bir olumlu etkisi var ama olumsuz bayez yaratacağı için çalışmadan, değerlendirmeden çıkarmışlar. TKI tedavi süresi önemli. Uzun süre TKI kullandıktan sonra kesmek avantajlı. 5-6 yıl gibi uzun süre kullanmak ve derin moleküler yanıtın en az 3 yıl elde ettikten sonra kesmek avantajlı gibi gözükmekte. Ve son değerlendirmede 728 hastada değerlendirme yapmışlar. Burada da hasta özelliklerini görmektesiniz. Bundan tek tek bahsetmeyeceğim. Moleküler nüksüs sağ kalım 6 ayda %62, 12 ayda %55, 36 ayda %46. Moleküler nüksüs tedavisiz sağ kalım ise 6 ayda %61, 12 ayda %54, 36 ayda da %45 olarak gözükmekte. Mojer moleküler yanıtın kaybı 36 ayda %50 hastada gözükmekte. Ve bu çalışmada moleküler nüks olmadan 9 hasta kaybedilmiş. Moleküler nüks olmadan, major moleküler nüks olmadan da 15 hastaya tekrar TKI başlanmış bu çalışmada. Şöyle devam edecek olursak, 6 ayda major moleküler yanıt kaybının en çok olduğu hastalar TKI tedavi süresi kısa olan, derin moleküler yanıt süresi uzun olmayan hastalarda olmuş. Geç dönemde major moleküler yanıt kaybı da 6 aydan sonra 57 hastada gözlenmiş. Burada da yine TKI tedavi süresi oldukça önemli olduğu belirtilmekte. Bu çalışma söylüyor ki, çünkü bu ilaç, bu analizler halen devam etti. Bu EuroSky çalışması bize sonuçta şunu gösterecek: ilaç kesme kriterleri ne olacak? Yani elimizde net kriterler olacak. Çünkü halen analizlere devam ettiklerini belirtmekte. Ama şuradan özetlersek, gerçekten trozinkinaz uzun yıllar kullanmış bir hasta. 5-6 yıl kullanmış. 3 yıl ve ötesinde de derin moleküler yanıt elde edilmiş hastada trozinkinaz inhibitörlerini kesebilirsiniz demekte.
Diğer bir şey, bu İtalyanların verisi, daha önce de bunu sunmuşlardı. Bu sefer daha uzun dönem verileri, COVID-19 ile ilgili verileri, bir yıllık verilerini vermekteler. Tabi burada da görüyoruz, tabii ki Şubat 2021'e kadar olan verileri yine buradaki hastalar. Yani şu an Şubat 2021'den sonraki analiz yok. Çünkü kongre Haziran'da oldu. Cinsiyet olarak daha çok erkeklerde sıklıkla COVID-19 olduğu gözükmekte. Ve yaş grubuna bakılınca da daha çok 50-65 yaş arasında COVID-19 pozitif hastalar var. Ve burada da imatinib alırken ve nilotinib alırken hastalar var. Tabii KML'de artık pek transplant yapılmadığı için transplant hastası yok burada COVID-19'a yakalanmış. COVID-19 esnasında hastalık durumu çoğunlukla majör moleküler yanıt ya da derin moleküler yanıt da, ve daha çok da septomlar burada görüyoruz, %20 ile asemptomatik hastalar. Bunu takip eden ise öksürük ve solunum semptomları, ateş ve solunum semptomları %28, tat kaybı %13, %12 hastada koku kaybı var, %20 hasta asemptomatik, biraz önce söylediğim gibi. Eşlik eden hastalıklar hipertansiyon, diyabet, dislipidemi, kardiyovasküler hastalıklar ve eşlik eden neoplaziler de iki hastada var. Daha çok tabii ki hafif geçirmişler hastalar. Oran %9.6, yani 21 hasta hafif geçirmiş. %8.2 hasta orta düzeyde geçirmiş. %3.6 hasta da ciddi ağır seyretmiş. Peki bulaş nereden alınmış? Çoğunlukla aile kaynaklı bulaş, ev içi bulaş. %18'i iş yerinden, %3'ü de sağlık personelinden, %30'unda da nereden bulaş olduğu bilinmiyor. Peki COVID-19'dan ölüm %5.5. Candid çalışmasında da bu oran %14'tü. Yani ölüm oranı düşük, %5.5. İtalya'daki tüm COVID-19 popülasyonuna bakılınca %3.4 gibi ölüm oranı var. 5 hasta post enfeksiyon sonrası ölmüş. Bunun da nedeni Guillain-Barré var. Devam eden döküntüler, pulmoner fibrozis, bakteriyel endokardit ve dolaşım bozulması, yani mikro pıhtılar diyebiliriz bir hastada ölüm nedeni. Peki örnekler daha çok nazal örnekleme yoluyla yapılmış. Burada çok önemli bir şey yok, ama burada özetleyecek olursak aslında burada diyor ki TKI'ler koruyucu rolüyle ilgili bir takım makaleler yayınlamıştı. Aslında bu bizim bu verilerimiz diyor ki TKI'ların diyor koruyucu ve önleyici rolünde destekler nitelikte. Yani tabii ki daha yani etkinliği ve yan etkileriyle ilgili kesin bir şey söylemek zor. Çünkü bu KML olup da COVID'den ölüm oranları diğer hastalıklara göre daha az. Belki de TKI'ler burada korumaktadır diye belirtmekte. Gelelim diğer bir ilaç, apsiximab, eşte yayınlanmış durumdaydı bu zaten. Burada da EHA'da da yayınladılar. Burada da özellikle bu ilacın ikinci jenerasyon TKI'ler sonrası bir tedavi seçeneği olabileceği, fakat ponatinib sonrası yanıtları kötü, tercih edecekseniz ponatinib öncesi tercih edin diye belirtmekteler. Yani farklı yollarla ABL kinazı inhibe etmekte. Diğer bir şey, bosutinibin uzun dönem sonuçları, 10 yıllık sonuçları elektronik poster olarak burada yayınlandı. Biraz önce de söyledim, sözlü sunularda 3 tane sözlü sunu vardı zaten, fazla bir sunu yoktu. Burada da yanıtlar nedir derseniz, toplam sitogenetik yanıt, tam sitogenetik yanıt %50, majör moleküler yanıt %42, minimal moleküler yanıt, pardon, derin moleküler yanıt %37 olarak bildirilmekte. Tabii burada imtanip dirençli kolda bu oranlar bir miktar düşükken intolerant kolda daha yüksek. Tam sitogenetik yanıt olasılığına bakarsak %58 olarak gözükmekte 10 yıllık veride. Burada da majör moleküler yanıt olasılığına baktığımız zaman %56 gibi 10 yıllık veride, yani 10 yıl ötesi veride gerçekten yüksek sonuçlar olarak gözükmekte. Sağ kalıma bakınca da tüm hastalarda sağ kalım 10 yıl ve ötesinde %72 gibi bildirilmekte.
yan etki olarak toler edilebilir yan etkisi var. Hepinizin bildiği ishal en sık gördüğümüz yan etki bulantı ve trombostopeni yapabilmekte. İmatinib başarısı olanlarda en uzun takip analizi olan çalışma aslında. 10 yıl ve ötesinde bosfodemide kalıcı yanıtlar ve sağ kalım %72. Yani 9 yıllık verileriyle benzer yan etkilerin yönetilebilir oldu. İmatinib başarısı olanlarda da uzun dönem sonuçları da yayınlandığı için bosfodemin kullanılabileceği belirtilmekte. Tabii ki dedim ya çok fazla bir çalışma yoktu. Burada da söyleyeceğim şey ben elektronik posterden seçtim. Biz tanığında hepimiz biliyoruz KML'in yüksek lökositozu varsa sonuçlar çıkıncaya kadar hidroksiüre vermekteyiz. Hidroksiüre vermek iyi mi kötü mü diye bir elektronik poster vardı. Hollanda'dan yayınlanmış bir posterdi. Bu posterde de söylemekte ki hidroksiüreye kullananlarda kullanmayanlara göre BCR ABL'nin %1'in altına düşmesi daha geç olmakta. Yani hidroksiüre kullananlar biraz daha geç dönemde majör moleküler yanıta ulaşmakta. Tabii hidroksiüre kullananlar bir miktar daha lökositi yüksek hastalar. Yine hidroksiürenin özellikle X-ray TKI başlamasını geciktirdiğini belirtmişler Hollanda'daki çalışmacılar ve arttı hematoksiteyi de artırdığını daha önce tanıdan TKI başlayıncaya kadar eğer hidroksiüre kullanılıyorsa hematolojik toksitenin de arttığını belirtmişler. Mümkünse şöyle belirtmekte çalışmacılar. Eğer tanı anında yüksek lökositozu var ama semptomatikse hidroksiüre verin. Yoksa semptomatik değilse lökositi düşürmek için TKI başlayıncaya kadar hidroksiüre vermeyin diye burada belirtmekteler. Yani burada hidroksiüre biraz daha dezavantajlı olarak belirtilmekte. Bir diğer çalışma yine Hollanda'dan yaşam beklentisi ne oldu KML'de? Toplum tabanlı bir çalışma. Burada da yaşam beklentisinin artık arttığını belirtmekteler. Hatta mesela 1990'da tanınmış 55 yaşındaki bir erkek hastada yaşam kaybı 21,5 yıl iken 2018'de tanınmış bir erkek hastada artık yaşam kaybının 0,7 yıl olduğunu yani yaşam kaybının azaldığı 85 yaşındaki bir hasta için de bu kaybın 3,4'ten 1,3'e indiği. Yani artık KML hastaların normal hastalığı olmayan bir bireyler kadar yaşayabileceği belirtilmekte. Bunu da sözlü sunulardan seçtim. Mitokondriyal DNA ile ilgili. Bu da mitokondriyal DNA mutasyonunun aslında imatinib'e yanıtı belirleyebildiğini. Peki neyi sağlıyor? Mitokondriyal DNA kanser kök hücrelerinin çoğalması sağ kalımı kontrol etmekte, apoptoza direnci yol açmakta önemli bir rol oynuyor. Mitokondri fonksiyonunu etkileyerek oksidatif fosforilasyonu azaltıp TKI duyarlılığını artırıyor. Yani biz hani mutasyonları hep kötü biliyoruz ama buradaki mitokondriyal DNA mutasyonu olması burada avantajlı olarak gözüküyor. Ve burada da baktıkları zaman çok mutasyonu olan hastalarda yanıtların daha iyi olduğu %142 tane mitokondriyal mutasyonu olan yani hasta başına ortanca 3 mutasyon düşüyor. Yanıtların daha iyi olduğu belirtilmekte. Özellikle D-loop mutasyonların avantajlı olduğu belirtilmekte. Yine mutasyonlu olanlarda özellikle iyi yanıt verenlerde majör moleküler yanıta ulaşma %51 gibi 12 ayda ulaşmanın %51 gibi yani avantajlı olduğunu göstermekte. Burada da bu grafiklerde de görmekteyiz. Mitokondriyal DNA mutasyonları sonuçları daha iyi artırdığını yani trozin kinazları olan yanıtı daha iyi artırdığı da gösterilmiş bu çalışmada. Özellikle 3 ve daha fazla mutasyonu olanlarda trozin kinazları yanıtlar avantajlı olduğu gözükmekte. Mutasyonların özellikle varyant alel frekansının %56'nın üzerindeyse yani yüksekse yanıtların da iyi olduğu bu çalışmada gösterilmekte. Burada da oksijen reaktif oksijen radikallerinin mutasyonların bozduğunu, bu sayede kanser hücrelerinin beslenmesini engellediğini göstermekte. Özetlersek mitokondriyal DNA mutasyonlarının varlığı trozin kinazlara yanıtları belirleyen yanıtları belirlediği bu çalışmada belirtilmekte. Benim herhalde anlatacaklarım bu kadar. Çünkü çok fazla bir çalışma yoktu ve ben hepinizin arasında en şanslı kişiydim. Onu söyleyeyim. Pardon.
Özür dilerim. Share Meeting'den ayrılamadım da. Ayrıldınız hocam. Ayrıldın mı? Evet. Niye bağlanamıyorum? Biz görüyoruz gayet iyi. Tamam. Şimdi o alanda. Tamam. Yani ben çok şanslıydım. Bana konu verenler beni çok düşünmüşler. Çok teşekkür ederim. Lenfoma, miyolom, lösemi yoktu bende. O yüzden çok avantajlıydım. Olsun. KML'de önemli bir hastalığımız. Çok yararlandık. Bence söz de bitti herhalde. Yani bence oturum da yapmalarına çok gerek yok gibi düşünüyorum artık KML'de. Hocam yine de şimdi şöyle benim de 2-3 slaytım var. Oraya geçmeden şeyi soralım o zaman. Size gelen bir soruyu sorayım. İki soru var hatta, birkaç soru. Bu Euro 2 çalışması değil mi? Kesme çalışması. Evet, evet. Şimdi burada hangi T2 ayın daha kolay kesildiği ve bir de şöyle bir soru var. 9 hastanın moleküler nüks olmadan eksi olduğu var. Acaba niye eksi olmuşlar gibi bir soru var. Onun onu yazmıyordu orada. Yani onu görmedim daha doğrusu niye eksi olduğunu ama diğerlerini de kesebiliyoruz. Çalışmada belirtmişler. Yani diğer ikinci jenerasyonları da kesebiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Yalnızca imatinib için değil bu. Peki. Ekin'in bizim uzmanımız Ekin çok dikkatle takip ediyor. Çok teşekkürler. Ekin'e de güzel soruları da var. Diyor ki chat'te görüyorsunuzdur hocam. Size de teşekkür etmiş. Tedavisiz izlem için kendimize nilotinib dışındaki tirozin kinaz inhibitörlerini de örnek alabilir miyiz? Örneğin 5 yıldır imatiniple MR 4.5'ta olan bir hasta derin yanıt elde etmişiz. Bunu da kesebilir miyiz diye sorar. Ne dersiniz hocam? Kesebiliriz. MR 4'ü zaten 3 yıl ve ötesinde derin moleküler yanıt 3 yıl ve ötesinde ise kesebiliyorsunuz. Peki. Siz klinik pratiğinizde hiç kesme yoluna gittiniz mi ya da ne diyorsunuz? Ben açıkçası ben gittim. Hastalarıma soruyorum. Hastalarımdan kabul edenleri kesiyorum ama tabii biraz daha yakın takip etmek lazım. Kestikten sonra takip süresi şöyle, gerçekten ilk 6 ay çok yakın takip ediyorsunuz. Ayda bir moleküler test gönderiyorum, çok yakın takip yapıyor. Yani çok yakın takip gerekli bu kesmede. Çünkü ilk 6 ayda özellikle hastaların çoğu ilk 6 ayda kaybediyor bu yanıt kaybedenler. O nedenle ilk 6 ay çok önemli bu kesme çalışmasında. Yani takiplerken de yakın takiplemek lazım. Evet. Diyorsa kesebilirsiniz. Çünkü ben kendim kestiğim hastalarım var. Şu an nüksedenim de yok. Umarım da etmez. Ben çok güzel, elinize sağlık. Ben de ikinci kuşak tirozin kinaz inhibitörlerini ilk sıra kullanamadığımız için ben de kesme konusuna biraz daha uzak bakıyorum. Bilmiyorum. Diğer hocalarımdan yorum mu olan var mı katkıda bulunmak isteyen kesmeyle ilgili? Ben de açıkçası çok kesme taraftarı olmuyorum. Pandemi döneminde zaten hani mümkün olduğunca değiştirmeyin tedavileri. Hani hasta içeri girmesin hastaneye diye dendiği için biraz da. Ondan öncesinde de nilotinibin özellikle uzun süreli işte yanıt elde edilmiş hastalarda verisi vardı. İmatinibin de var, artı dasatinibin de var. Her üçünde verisi matürleşti aslında. Her üçü de kesilebilir görünüyor ama ben nedense hani zemindeki şimdi hani Osman Hoca'ya belki gönderme olacak ama hani zemindeki kök hücresini yok etmediğimiz bir hastalığın hani üstünü kapattığımız ilacını kesmenin ne kadar rasyonel olacağını düşünüyorum. O yüzden açıkçası bütün pratikte kesme taraftarı değilim hala. Şimdi şöyle, ben kesme taraftarıyım. Çok uzun yıllar, 13 yıl, 14 yıl, 15 yıl yanıtlı kalmış bir hastanın hani çünkü bu çalışmalarda hani kesmenin ve geride yeniden başlayınca yine yanıtı elde edebiliyorsunuz. Ve siz ama %50'ye yakın bir şey var özellikle ilk bahsettiğiniz 6 ayda. Yani hani evet, bunların önemli bir kısmı da yine yanıt veriyor ama hani ben hasta olsam açıkçası kesmek istemezdim diye düşünüyorum ama. Tabii hastaya göre de değişebilir. Hastanın fikri de burada önemli. Bu seçenek sunulur. Benim bir hastam gebe kalmak için çok ısrar etti. Üçüncü gebeliği için kız çocuk istiyormuş. İki tanesi erkekmiş. Dasatinib kullanıyordu ve 5 yılı aşkın süredir
şeydi, majör moleküler remisyondaydı. Çok korkarak kestim. Hatta yani gebe kalmaması için de defalarca aile konuşması yaptım ama ısrarla kaldı. Geçen hafta da doğumunu yaptı. Yani iyi gitti. Çok memnun. Yaklaşık 1,5 yıldır da tedavi kullanmıyor. Hasta çok memnun ama ilaç almadığı için. Ama benim hep elim kalbimde hastayı takip ediyorum. Özellikle gebelik lökositozu olduğunda ilk kontrole geldiğinde alın geri geldi herhalde. Hematolojik remisyonu gitti falan deyip hemen periferik gelmesine falan bakmıştım büyük korkuyla. Ama iyi gidiyor. Hasta da kendisi çok memnun. 1,5 yıldır da ilaç kullanmıyor. Katkı olarak kesildikten sonra hala 4. yılında yanıtlı tedavisiz izlenen hastası olduğunu söyleyen hocalarımız var. Yorumlar yapanlar var. Kesme taraftarı olanlar var. Yorumlarını göndermişler. Ama 2 yılı geçen var. Muhit Hocam'ın herhalde 4 yılın üzerinde galiba. Benim de 2 yılı geçen var. Evet. Yani o yüzden tabii ilk başta korkuyorsunuz hani hastalık geri gelecek diye ama ben pandemi döneminde mecbur kaldım hastada kesmeye. Yan etkilerden dolayı, ilaçların yan etkileri ve uzun dönemde şey olduğu için hastaya önerdim. Hasta kabul etti. Daha doğrusu moleküler test için de memleketinden kan gönderiyor. Öyle yapıyoruz çünkü şeyi yaparken. Hani pandemide hastaneye sokmak ya da sokmamak diyorsanız. Ama yanılmıyorsam tek prospektüsünde yazan nilotiniple değil mi? Kesilmesine onay verilen prospektüs bilgisi olarak bilmiyorum. Öyle diye anımsıyorum. Evet. Evet. Nilotinip. Peki. Ponatinip için bir şey diyemem. Onunla ilgili bir şey bilmiyorum yani. Mesela ponatinip verip de. Zaten o aşamaya gelmişiz. Onu değil mi? Yanıt versin diye dua ediyoruz o aşamada artık. Kesmek değil de. Peki şimdi ben de şey yapayım, slaytlarımı paylaşayım. Birkaç slayt. Ben de sayın hocalarım diğer kronik miyeloproliferatif neoplazilerden bahsedeceğim ben de. Birkaç slayt, çok fazla değil, çok uzatmayacağım. Şimdi EHA'dan bir şey var, çalışma. Gerçek yaşam verisi ruxolitinibin, biliyorsunuz ruxolitinibde de en büyük sıkıntımız trombositopeni olduğunda işte efendim ona göre doz belirlemek. Şimdi şöyle yapmışlar, işte optimal doz kullanmak ya da normalin altında dozu mecburen düşürmek zorunda kaldığımız durumlar oluyor. 2013 ile 2019 arası 53 hastayı taramışlar, bakmışlar. Bir tarafta A kolunda günde 15 miligram ve üstü 2x15 miligram, B kolunda da 15 miligramın altındaki dozlar verilmiş. Ortancı 19 aylık bir takip var. Nihayetinde dalak küçülmesi, semptomatik yanıt, toplam sağ kalma bakmışlar ve bunların istatistiki olarak dozla alakalı bir dozu optimal vermekle vermemek arasında açıkçası bu yanıtların farklı olmadığı ortaya çıkmış. Ancak hematolojik düzelmenin optimal dozda ya da daha yüksek dozda, artık daha yüksek dozu tırnak içinde kullanıyorum, A kolunda normal dozda daha iyi olduğu, daha hızlı olduğu görülmüş. Bir diğer çalışma da, bu da devam eden bir çalışma bilgisini vermişler. Pasifika çalışması. Bu da pakritinib versus klinisyenin seçimi. Primer ya da sekonder miyelofibroziste. Tabii trombositopeni olanlarda, özellikle trombosit sayısı 50 binin altında olanlarda ruxolitinib ve fedratinib kullanılmasında sıkıntımız var. Pakritinib ise daha evvelki bu PERSIST 1 ve 2 çalışmalarında ve doz bulma çalışmasında özellikle trombositopenili hastalarda aktivitesini kanıtlamış bir şey, preparat. Bu Pasifika çalışmasında da günde 2x200 miligrama karşılık klinisyen seçimini özellikle trombositopenisi olan miyelofibrozis olgulararında bu çalışmaya başlamışlar. 348 hasta alınması planlanmış, uluslararası çok merkezli çalışma devam ediyor. Bunun da sonucu özellikle pakritinibin sonuçlar açısından önemli. Ruxolitinib'i hidroksiüreyle karşılaştıran bir kayıt çalışması.
sağ kalım analizi yap. 1010 hasta, ortanca yaş 64. Burada primer miyelofibrozis olduğu gibi vakaların çoğunluğu esansiyel trombositemi sonrası ya da polistemi vera sonrası miyelofibrozis, sekonder miyelofibrozis vakaları da var. 5.2 yıllık bir takip süresinde tüm hastalar için toplam sağ kalım 6.2 yılken ruxolitinib alt grup analizinde ruxolitinible toplam sağ kalım 6.7 yıl, hidroksiüreyle ise 5.1 yıl olarak görülmüş. Gerçek yaşam kayıt çalışmasında ruxolitinible toplam sağ kalım hidroksiüreden üstün çıkmış diyorlar. Yine devam eden bir çalışma, burada da ruxolitinib parsaklisiple birlikte fosfotilinositol 3K inhibitörü ve daha evvelden tedavi almamış miyelofibrozis hastalarında 440 hasta almayı planlamışlar. Dips intermediate 1 ve üstü alınacak. Bu çalışmada JAK inhibitörüyle fosfotilinositol 3K inhibitörünün birlikte kullanılacağı bir çalışma. Bu da devam eden bir çalışma. Bir diğer çalışma Ruben Mesa'nın sunduğu bir çalışma momelotinib. Bu da momelotinib JAK inhibitörü ve aktivin A reseptör tip 1 inhibitörü. Simplify 1 ve 2 klinik çalışmaları var bununla ilgili. Şimdi bu birinci çalışmada JAK inhibitörü almamış miyelofibrozis hastaları bu ruxolitinib ya da momelotinibe randomize edilmişler. Diğer kohortta ise daha evvelden ruxolitinib tedavisi almış hastalar ve hematolojik toksiteye uğramış hastalar momelotinib ya da en iyi tedaviye karşılık en iyi tedaviyle randomize edilmişler. Her iki grupta da ilk 24 haftalık izlemde transfüzyon bağımlılığı ve etkinlik nasıldı diye bakmışlar. Sonuçta bu daha evvelden ruxolitinib almamış hastalar versus momelotinibde transfüzyon bağımsızlığı momelotinib grubunda istatistiki anlamlı üstün bulunmuş. Diğer grupta da yani momelotinib versus best available terapi grubunda da yine transfüzyon bağımsızlığı momelotinib grubunda daha üstün bulunmuş. Her iki grupta da momelotinib grubunda da toplam sağ kalım değerine ulaşılamamış ve momelotiniple istatistik olarak anlamlı olarak 3 yıllık toplam sağ kalım diğer kollara göre üstün bulunmuş. Bu da umut verici bir sonuç olarak ortaya çıkmakta. Nihayetinde son çalışmada şu, miyelofibrozis'te bir meta analiz alojenik nakille alakalı. Alojenik nakil yapılan 43 çalışma, 8739 hasta dahil edilmiş bu meta analize. Bir yıllık toplam sağ kalım %66, non-relapse mortalite %25.9 ve bir yıllık nüksüz sağ kalım %65. 5 yıllık toplam sağ kalım %55 değer civarında ve non-relapse mortalite %30, nüksüz sağ kalım da %53.6. Akut GVHD %44, kronik GVHD ise %46 bulmuşlar. Ve önemli, ilginç olarak miyeloablatif hazırlık rejimi kullanmak ya da indirgenmiş yoğunluklu hazırlık tedavisi kullanmak sağ kalım üzerine etkili değil. Yine önemli bir veri bu meta analizde, miyelofibrozis'te nakil yaptığımız hastalarda hasta yaşının sağ kalım üzerine etkili olmadığı bulunmuş. Yine dip skorunun da sağ kalım üzerine etkili olmadığı bulunarak çalışmacılar diyor ki nakle uygun hastanız varsa mutlaka allo nakille ilerleyin diyorlar. Ben de akşamın bu saati artık hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle toparlamaya çalışıyorum. Evet. Soru var mı diye telefonuma da bakıyorum. Chat'e de soru gelmemiş. Sorabilir miyim? Tabii. Son allojenik çalışmasında kök hücre kaynağı ve verici kaynağı ile ilgili bir farklılık bildiriliyor mu? Zannediyorum Sinem, çok güzel sordun ama şöyle ne denir? Farklı değil olarak istatistiki olarak 3 şey vermişlerdi. Hazırlık tedavisi, hasta yaşı ve dip skoru. Onun dışında bir veri yok, bilmiyorum.
Yani hani sanki unrelated ve haplo biraz daha zor gidiyordu bu hasta grubunda ama sonuç olarak sonradan da hayır öyle değil diye de düşünüldü. Belki ruxolitinib'in daha çok hani işin içine girmesiyle böyle oluyor. Bilmiyorum, dalak küçülüyor ve bir şekilde engrafmanlar şeyler daha iyi oluyor. Benim bir de bir küçük yorumum olacak. Momelotinib herhalde. Hani bu işte fedratinib'i bekliyoruz, paclitaxel'i bekliyoruz. Hani bunlar mielofibrozis'de karşılanmamış ihtiyaçları karşılayacak ilaçlar ama tabii bu noktada işte dalak büyüklüğü üzerine etki etmenin yanında bir de böyle dalak büyüklüğü olmayıp anemiyle gelen transfüzyon ihtiyacı olan hastalar var. Dolayısıyla momelotinib sanki transfüzyon bağımsızlığını sağlayabileceği için bu açıdan öne çıkabilir gibi duruyor. Trombosit sayısından da bağımsız sanırsam o da verilebiliyor diye bekliyoruz heyecanla bu ajanları. İlaçları çok affedersiniz. Yes. Ajan demiyoruz. Ben aslında bir şey diyeceğim. Biz evet mielofibrozis aslında beklediğimiz şey hani hepimiz biliyoruz transfüzyon ihtiyacını ortadan kaldırması aslında en çok beklediğimiz ya. O yüzden hani belki de hani dalağı küçültmesi bize bir şey sağlamıyor olabilir aslında. Hastada da daha çok böyle anemi düzelsin, fibrozisi ortadan kaldırsın. En çok onu hani ona yönelik ilaçlar olsun istiyoruz aslında. Keşke. Yani, diğerlerine JAK inhibitörü yani şu anki kullandığımızda çok böyle rahat kullanamıyoruz hastadaki hücre düşüklüğü nedeniyle, sitopeniler nedeniyle. Evet, burada herhalde değil mi? Pakritinib mi öne çıkıyor belki de? Bu sitopenide, trombositopenide. Trombositopenide o ama yani transfüzyon bağımsızlığı herhalde orada değil de momelotinib'de. Momelotinib'de de transfüzyon bağımsızlığı, evet. Bir de transplanta girer, pardon abla. Yok yok, söyle tamam. Yani eşte yanlış hatırlamıyorsam bildirilmiştin. Transplanta girerken biz burada da tabii çok sık kullanamıyoruz ne yazık ki ama hani bu hastalardaki kötü prognostik mutasyonların da aslında zorlamaları eklenmesi bence gerekli. Dipstek başına yetmiyor. Hani transplant için ayrı bir skorlamayla bu hastaları predikte etmek belki de uzun dönem sağ kalımlarını daha doğru gösterecek diye düşünüyorum. Zaten chatte şimdi söylediğine yönelik bir soru var. Mielofibrozis'de transplantla ilgili sitopenilerin derinleşmesi bir moleküler çalışmaları aslında farklı şeyler söylüyor. Belki moleküler çalışmalar bize çünkü MIPS'ler var. Evet. AX mutasyonunu mesela hani bilmek önemli. İşte üçlü her merkez herhalde bakamıyor zaten. Kalretükilimdir, JAK'tır. Hani her merkezde olmuyor en azından. Burada mielofibrozis'de her ne kadar hani orta 1-2'den sonra nakil planlayalım diye konuşsak da tabii ki erken transfüzyon bağımlılığı gelişen bir hastada tartışmasız ama bunun dışında bazen dalak büyüklüğü ve ılımlı sitopeniler nedeniyle de transplant aldığımız vakalar oluyor. Ama burada skorlamayı iyi yapmak bir de yine de hani mümkünse kardeş nakli tercih etmek herhalde iyi ama verici yoksa tabii mecburen ilerleniyor. Elçin'e de teşekkür ediyorum. Elçin'in işte Sinem Hoca'nın dediği gibi burada risk skorlamasını yapmak. Bence sitopeninin derinleşmesini beklemek değil. Ne dersiniz? Yani sitopeninin derinleşmesini beklememeliyiz. Risk skorlamasına göre bu hasta nakili hak ediyorsa bu hasta nakil olmalı. Hatta sitopeninin derinleşmesini beklemek daha kötü artık transfüzyon yüküyle. Dolayısıyla evet. Risk skorlamasını yapıp hak ediyor mu hak ediyor. Vericisi var mı hemen hop nakile doğru yürümek lazım. Ama yeni risk skorlamasını kullanmak. Şimdi mevcut risk skorlamasında zaten hani sitopeniler olmazsa risk de olmuyor ki şeyde mevcutu kullanırsak. Doğru söylüyorsun. Transfüzyon ihtiyacı olması vesaire evet. onlar da var. Dips Plus değil mi? Yanılıyor muyum? Tamam. Moleküler testleri kullanmak önemli aslında burada. Peki çete bakayım. Ben gördüm. Benimle ilgili şeyler var. Gördüm, baktım. Şimdi öyle mi? Murat Çınarsoy şey demiş burada. İkinci kuşakları endikasyon dışı alalım hani kesmeyi hedefliyorsak. Aslında bu kesme çalışması öyle bir şey söylemiyor aslında. Hani burada ne kadar uzun süre trazinkinaz kullanır ve ne kadar uzun süre derin moleküler yanıtta kalırsan
o şekilde rahatlıkla kesebilirsin demeye çalışıyor. Yani tabii ki gönül isterdi ki biz first line kullanalım ikinci kuşakları. Ama hani endikasyon dışıyla da bir kere endikasyon dışıyla da çok haklı bir gerekçen olması lazım. Birinci kuşağı kullanamıyor olması lazım yan etkiden ya da başka bir şeyden. Yoksa ikinci kuşak için o şekilde endikasyon dışıyla ben kesmeyi düşünüyorum diye onay almak zor yani. Tamam. Osman Hoca'ya, Osman Yokuş Hoca'ya da çok teşekkür ederiz. O da görüş bildirmiş. Dört yıl moleküler derin yanıtı olan da bazı olgularda yarım doz 6 ay verip nüks yoksa kontrollü kesiyorum. Hasta da onaylarsa demiş isterse. Peki başka yarım yok. Yarım doz ve kontrollü kesme yanlış hatırlamıyorsam dasatinib'in verisinde var. Yani hani bir anda azaltmak yerine kontrollü kesmek. Peki. Tamam. Başka var mı? Başka yok. Bence saatte 9'a geliyor. 3 saati tamamlıyoruz. Var mı başka soru acaba diye? Bir de özür dilerim, bekletiyorum. Telefonuma da geliyor bazen. Yok. Evet. Şimdi sayın hocalarım kapatmadan... Bir şey soracağım. Ya. Ben Güldane'ye soracağım. Tabii ki en çok miyelom oturumlarını en iyi takipleyenlerden biri. Bu byte'ler first line'e gelecek mi? Ben de onu merak ettim. Byte'ların first line'de yeri var mı? Bunlar nüks refrakter hastalar. O aklıma takıldı. Yeni bir çalışma var abla. Başlıyor. Yani başlayacak daha doğrusu 2021'de. Orada byte'ları first line veriyorlar. Yani byte değil de aslında şey... Dream'de kullanılan belemafla başlıyorlar. Sonra... Önce bite veriyorlar ya da işte antikor ilaç ilişkili konjugat veriyorlar. Ardından MRD sonucuna göre hastaya CAR-T veriyorlar. Otolog nakili tümüyle çıkartıyorlar. Sonra CAR-T sonrası MRD sonucuna göre de idami tedavi planlıyorlar. Böyle çok bir çalışma başlayacak. First line'de kullanılan. Ama başka yok yani first line. Benim gördüğüm bir çalışma yok. Evet. Hocam. Teşekkürler. Tamam peki. Şimdi peki var mı kapatmadan önce hocalarım yorumlarınız, katkılarınız? Biz teşekkür ederiz. Çok faydalandığımız bir toplantı oldu. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim siz hocalarıma. Çok güzeldi. Evet, yani tüm toplantılarda tüm session'ları dinlemek mümkün olmuyor. Dolayısıyla ben de çok teşekkür ederim. Ben de kendi adıma çok faydalandım. Benim pilot konumu değiştirseniz selam hocam. Sürekli... Bir sonrakine KML'yi ben anlatacağım. Ben de yine öğrendim. Toplantılardan da yani hep KML'i öğreniyorum ben ya. Teşekkürler. Tamam. Tamam, okey, süper. Şöyle, tamam. Şöyle, çok teşekkür ediyorum. Ben de önce tüm meslektaşlarıma, katılanlara, soru soranlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum derneğimiz adına. Tabii ki baştan da söyledim, endüstriye, bize destek olan endüstriye çok teşekkür ediyorum. Firmalara, ilaç firmalarına. Şöyle, ve mutlaka ben... bir defa daha söyleyeceğim. Bir taraftan telefondan soru geliyor vesaire, onları yönetmek zor olabiliyor eş zamanlı ama AbbVie, Amgen, Genilac, Pfizer ve Takeda, hepsine tekrar huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizim Leleme Derneği'nin Lösemi Lenfoma Miyelom dergimiz, biliyorsunuz Leleme Dergi TÜBİTAK Türk Tıp dizine indeksine girdi sevgili meslektaşlarım. İndekse girdik. Lütfen makalelerinizi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bekliyoruz. İndekse girdikten sonra tabii ki arttı sayımız. Çok da mutluyuz. Ama yine bekliyoruz makalelerinizi. Elimizden geldiğince de zaman yitirmeden, onları değerlendirmeden geçirip yayınlamaya çalışacağız. Eylül ayında toplantılarımız var. Eylül toplantılarımızda KML ve Lenfoma Uzmanlar Sempozyumumuz var. Şimdiden değerli uzman arkadaşlarımızı belirledik. Onlar da büyük heyecanla sunularını hazırlıyorlar.
Yine hasta toplantılarımız var. KML ve lenfoma Eylül ayında 15 ve 22 Eylül tam da günlerinde yapıyoruz. 15 Eylül Dünya Lenfoma Günü, 22 Eylül Dünya KML Farkındalık Günü, KML Günü. Hem hasta hem de hekim toplantılarımız var. Toplantılar bitmiyor. Kongre sempozyumlarımız devam edecek diyorum. Saat 9'a geldi artık. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve oturma izninizle kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi tatiller. İyi akşamlar.